Problem yok. Evet. Açıldı kapak. Tamam, şahane. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Çok bu eğitimin parçası olmak gerçekten çok güzel. Programın her biri ayrı değerli. Kime bahsettiysem vay Türkiye'de böyle bir şey mi yapılıyor? Ne kadar güzel, harika bir program diye. Çok büyük, şu an katılımcıların dışında da büyük bir ilgi var, ondan bahsedeyim. Ben çok kısa kendimi tanıtarak bahsedeyim. İsmim Gözde Çeviker Çınar. Ben İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisiyim. Ama aslında bir akademisyen değil, bir reklamcıyım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdim. Daha sonrasında İstanbul'da McCann Wunderman gibi uluslararası ajanslarda uzun yıllar reklamcılık yaptım. İzmir'e taşınmamla beraber de bu 10 yıl aşkın süre yaptığım reklamcılık deneyimi gençlere reklamcılık öğretmeye evirdim. Ve o günden beri de üniversitede gençlerle birlikte çalışıyorum. Dijital iletişim, sosyal medya özellikle uzmanlık alanları. Üniversitedeki görevimin dışında da bir yandan Nazan'ın söylediği gibi İzmir Vakfı'nda iletişim danışmanlığı yapıyorum. İzmir Vakfı, İzmir'in tanıtım projelerini yürüten, yurt içi ve yurt dışındaki projeleri yürüten vakıf. Orada da bugüne kadar İzmir'e doyamazsın, City of İzmir gibi birçok projenin yapım, yürütüm sürecinde yer aldım. Çok da keyifli bir iş, İzmir gibi bir şehrin tanıtımı için çalışıyor olmak. Bu bir ekoturizm eğitimi ama ben bugün size biraz daha farklı konular anlatacağım. Evet, ekoturizm ana alanımız ama ben marka, markalaşma, markalaştırma gibi farklı kavramlardan bahsedeceğim. Aslında bu çok geniş bir alan, başlı başına bir eğitim konusu. Burada size bir özet, neye ihtiyacınız var, nereden başlamalısınız, ondan bahsedeceğiz aslında. Yani sizlere ilk başlamak için bir ilham vermek, belki bir yol haritası oluşturmanıza yardımcı olmak amacım. Marka, markalaşma, bunlar tartışılan kavramlar. O yüzden üçünü de koydum. Akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin aralarında çok da iyi uzlaşma sağlayamadıkları alanlar ama önce bir marka ne demek diye bakacak olursak aslında hepinizin kafasında marka dediğimizde bir şey canlanıyor zaten. Bu arada şeyi de söyleyeyim. İstediğiniz noktada araya girip soru sorabilirsiniz, bölebilirsiniz. Sunumun sonunu beklemenize gerek yok. Böylelikle interaktif olarak da belki daha da iyi ilerleyebiliriz. Marka dediğimizde muhtemelen hepinizin kafasında bir şey canlanıyor. Belki Nike'ın amblemi geliyor. Belki çok sevdiğiniz bir çikolatanın görseli geliyor. Mimge geliyor ve bizim TDK sözlüğümüz de markayı bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret olarak tanımlıyor. Ancak biz pazarlamacılar markayı biraz daha farklı tanımlıyoruz. Benim sevdiğim tanım Philip Kotler'in tanımı. Marka, üretici ve satıcının tüketicilere belirli özellik ve faydaları sürekli olarak sunacağının bir vaadi ve kalite garantisidir diye tanımlıyor Kotler. Yani bu ne demek? Yani biz aslında marka dediğimiz zaman sadece görsel bir ikondan değil, zihinsel kavramdan bir vaatten bahsediyoruz. Bu yüzden de marka çalışmasına başladığımız zaman bir markalaşma projesine başladığımızda genelde ilk adım olan isim ve logo çalışması. Herkesten önce bir isim bulalım, buna da bir logo yaptıralım dediğimiz zaman biz aslında önemli bir bileşeni, önemli bir vaadi gözden kaçırmış oluyoruz. Markanın bileşenlerine baktığımızda bunun ilk adımı çok farklı modeller var. Ben buraya en basitini koydum. Yani farklı farklı bu konuda çalışan insanların çalıştığı farklı modeller var. Ama bu en basiti marka bileşenleri dediğimizde sizin markanızın, ürününüzün özellikleri, faydaları ve markanızın özünü bulmanız gerekiyor. Ancak bundan sonra bir marka kimliğinden bahsetmek mümkün. Marka kimliği dediğimiz işte isim, logo, renk, ses, bazen her markada değişen bir koku. Bunların hepsi marka kimliğinin de parçaları. İşte o Nokia'nın dı sesi yıllarca kulaklardan çıkmayan ve markayı en iyi ifade eden ses olmuştu. Sizler de yani ben daha çok katılımcı kitlenin hani ekoturizm alanında yatırım yapmayı planlayan ya da halihazırda yatırım yapmış olan olduğunu varsayarak ya da bölgesel olarak bu alanda çalışanlar olduğunu varsayarak daha çok bir destinasyon üzerinden, bir işletme üzerinden, bir tesis üzerinden örnekler vermeyi düşündüm.
Diyelim ki bir yola çıkacaksınız. Bir araziniz var. Bu arada Güney Ege Türkiye'nin herhalde en güzel yeri zaten bu işi yapmak için. Marmaris Çiftlik Koyun'da bir araziniz var diyelim. Bir meyve bahçeniz var orada, denize yakın. Oraya bir tane konaklama tesisi kurmayı planlıyorsunuz. Bir fikriniz de var. İşte bu son dönemde çok moda olan bir tiny house'lar hikayesi var. Mutlaka duymuşsunuzdur, denk gelmişsinizdir. Yurt dışında öncelikle moda olan bir akım. Türkiye'de de yavaş yavaş başladı. Ya da işte konteyner evler gibi bir evler planladınız. Bunları alıp o tesisin içine kuracaksınız. Hatta olayı biraz daha abarttınız. Söğüt çiftlik çok güzel bir şeye de sahip. Rüzgara ve koya da sahip. Bu yüzden diyorsunuz ki önüne de ben bir de yelkenli tekne koyarım. Gelenlere de bir eğitim veririm orada diye harika komplike bir tesis fikriniz var. Bir yandan da eğitim vereceğiz. Şimdi buna başlarken ben küçük evlerimi ön plana çıkarıp Marmaris Çiftlik'te küçük ev pansiyon diye bir işletme kuracağım. Altına da işte özelliklerimi yazacağım. Konaklama tesisi, küçük evler, doğa içinde, meyve bahçesi, yöresel ürünlerim, atölyeler yapabilirim. Çok güzel reçellerim var benim. O meyvelerden reçeller yapıyorum. Onları satabilirim insanlara. İşte yelken eğitimi verebilirim gibi özelliklerini de yazdığınız aslında ürünü tanımlamış oluyorsunuz. Ama ürünü tanımlamak yetmiyor. Yani ürünün çerçevesini belirlemek önemli. Ama tekrar bu özellik, fayda ve öz meselesine dönecek olursak, burada söylediklerimiz her şey aslında birer özellik. Hiçbiri bir fayda değil. Hiçbiri bir markanın özünü oluşturabilecek bir done değil. Bizler ne yapmalıyız? Bu özelliklerden bahsederken bunların insana faydasını düşünmemiz lazım. Yani neyden bahsediyorum? Küçük evler dediğimizde işte belki pandemi döneminde izole bir tatil yapma seçeneğinden. Ya da farklı bir deneyim yaşamaktan, özgünlükten, yenilikten, doğa dostu olmaktan, çevreye zarar vermemekten. Yöresel ürünler dediğimde aslında yerel lezzetlerden, yani üründen onun benim tadım, ağzımda bıraktığı tada evrilen. Yelkenli eğitim dediğimde ya da atölye dediğimde aslında bir ekip çalışmasından. Bir belki bir ailecek gittiğimde işte family bonding, yani bir aile bağlarını güçlendirici bir şeyden, tatil deneyiminden bahsediyorum. Yani bizim o özellik diye saydığımız şeyleri bir markadan bahsettiğimizde bir faydaya çeviriyor olmamız lazım. Ve iletişimde de bunları ya da işte öğrenmekten, çünkü 21. yüzyıl insanı devamlı olarak öğrenmek istiyor, devamlı yeni şeyler keşfetmek istiyor. Bunları daha da duygu boyutuna, bu faydaları daha da duygu boyutuna indirdiğimizde de aslında öze döndüğümüzde huzur, deneyim, üretim, paylaşım, macera, koruma, keşfetme, özgürlük gibi kavramlardan bahsediyoruz. Yani aslında o bizim elle tutulur, gözle görülür bir tane bir deniz kenarındaki bir pansiyon dediğimiz hikaye bizim keşfetmek, özgürlük gibi en temel duygularımıza hitap ettiğinde oraya olan ilgi, oraya olan duygumuz, oraya isteğimiz artıyor. Bunu biraz daha somutlaştıracak olursak, diyelim ki biz bir marka tanımladık, bir marka işte deneyimlerimizi, özümüzü karar verdik. Buradan hareketle bir iletişim yapmak istiyoruz. O zaman belli sorularımız var cevaplamamız gereken. İlk sorumuz bizim ne anlatacağız meselesi. Yani bizim birilerine iletişim demek, birilerine bir şey anlatmak demek. Birilerine kendimizi anlatmak demek. O yüzden ne anlatacağız, nasıl anlatacağız ve nerede anlatacağız diye üç tane soru geliyor aslında arka arkaya. Bu özle bunları da bağdaştırmamız gerekiyor. Karışık gibi görünebilir ama sonunda örneklerle somutlaşacak, merak etmeyin. Buradan da biz pazarlamanın en önemli unsurlarından olan hikaye konusuna geliyoruz. Yani ne anlatacağız ve nasıl anlatacağımız dediğimizde bizim bir hikaye anlatmamız gerekiyor. Ve bu hikayenin sizin hikayeniz olması gerekiyor. Yani benim hikayemden kime ne demeyin, benim toprağımdan kime ne demeyin. Bu hikaye bizim pazarlamadaki en önemli aracımız. Peki neyin hikayesini anlatacağız? Ben bir hikaye anlatacağım, iyi güzel de neyin hikayesini anlatacağım dediğinizde kendi doğanızdan, kendi bölgenizden, kendi tesisinizden, kendi hikayenizden, diyelim ki o bir işte o
çiftlikte planladığımız tesisin önüne dedik ki bir tane yelkenli tekne koyacaksınız diyelim ki. Ve o yelkenli teknenin bir kaptanı size o bölgede eğitim vererek o bölgede bir keşfe çıkaracak. Siz hikayenizi anlatırken o kaptanın hikayesini de anlatabilirsiniz. O kaptanın gezdiği denizlerin hikayesini de anlatabilirsiniz. Sadece koyunuzun, bölgenizin olduğu hikayeyi değil. Ya da o bölgede bir bahçedeki meyvenizin, çiçeğinizin hikayesi. Eğer o ağacı sizin oraya dedeniz ektiyse emin olun bu çok önemli bir şey. O hikayeyi anlatmanız gerekiyor. Ya da işte oraya gelen arıların kaç yüzyıldır orada olduğunun hikayesini anlatmanız gerekiyor. Bir zeytin ağacınız varsa sadece sizin zeytin ağacınızı değil, zeytinin hikayesini anlatmanız gerekiyor. Zeytin hikayesini anlatırken belki de Van Gogh'un yaptığı zeytin ağaçları tablosundan vazgeçmeniz gerekiyor. Çok güzel bir şeyi var, tanımlaması var Van Gogh'un kardeşine yazdığı bir mektupta. Zeytinlik hışırtısı içinde çok gizli ve çok eski bir şey var. Boyamaya cesaret edemeyeceğimiz veya hayal edebileceği, ancak hayal edebileceğimiz çok güzel bir şey diye. Hani Van Gogh'un bile boyamaya cesaret edemediği, somutlaştıramadığı ulvi bir şeyden bahsediyoruz biz zeytin ağaçlarından bahsederken. Bunları anlatmamız gerekiyor. Yani buna basit bir turizm tesisi olarak bakmamak, orayı bir hikaye olarak görmek gerekiyor. Ve en önemlisi de bunu sizin hikayeniz olması gerekiyor. Bir tane araştırmacıların yaptığı bir iş var Amerika'da. Dünyada kendi bölgelerinde bu çok meşhur orada garage sale'lar var. İnsanlar fazla kullanmadıkları eşyaları satıyorlar. Hiçbir anlamı olmayan nesneler topluyorlar. Ortalama 1,5 dolardan. Toplamda 128 dolar harcıyorlar ve 100 küsur nesne satın alıyorlar. Daha sonra bu 100 nesneyi eBay'e koyuyorlar. eBay'e koyarken her bir nesnenin arkasına bir hikaye yazıyorlar. Bu bir sosyal deney. Bu 1,5 dolar bandında aldıkları hikayelerin tamamını 13 bin dolara satıyorlar. Çünkü hikayeler satıyor. Yani insanlar o nesneyi ya da o obje için değil, arkasındaki hikaye için satın alıyorlar. Bizim de sonuçta pazarlama olduğu için amacımız burada o hikayeye, sizin hikayenize ihtiyacımız var. Bunu da en iyi siz yazabilirsiniz bu arada. Yani sizin için bir uzman geleyim ben size bir hikaye yazayım derse o iş işlemez. Onu söyleyeyim. Size ancak bu konuda mihmandarlık yapabilir. Size ancak bu konuda yol gösterebilir. Peki herhangi bir hikaye olur mu? Yani istediğim hikayeyi uydurabilir miyim ben? Hayır, uyduramam. Onun da bazı kriterleri var, bazı yolları var. Ne bir kurum, bir tesis açtığınızda bir yaşam alanı, aslında bunlar tesis değil bence ekoturizm noktaları. Bir yaşam alanı kurduğunuzda da, herhangi bir şirket kurduğunuzda, herhangi bir marka oluşturduğunuzda da hikayenin bununla tutarlı olması lazım. İnsanların kendi içindeki duyguları, potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak. Sizin işletmenizin, sizin yaşam alanınızın amacı, varlık nedeni. Çerçeveyle, bu varlık nedeniyle, bu amaçla örtüşüyor olması lazım. Oradan doğması lazım aslında. Belki işte hep okuruz ya hikayeleri. Yıllarca İstanbul'da beyaz yakalı olarak şu alanlarda çalıştıktan sonra işte Aydın'a yerleşti ve kuşkonmaz üretmeye başladı gibi. Bu hikaye gerçekten o adamın niye İstanbul'dan oraya gelip yerleştiğini hikayesini anlatmak gerçekten
Teknik özelliklerini bildiğiniz, sadece nasıl pazarlama yapacağınızı öğrenmeniz, işte oradaki platformları kullanmanız değil hikaye. Dijital dünyaya girdiğimizde insanların sizinle ilgili en kötü yorumlarını yüzünüzde yazmasına hazırlıklı olmanız demek. Gelen konukların ister beğenin ister beğenmeyin düşüncelerini duymak zorundasınız. Bundan 20 sene önceden bahsediyorum. Ömrünüz boyunca tekrar karşılaşmazsınız. Ama bugün dijital dünyada sizi ziyaret eden, sizden memnun kalmayan bir konuktan ömrünüz boyunca tekrar onunla bir arada olacaksınız. Çünkü o sayfanızın altına yazacağı bir yorum orada kalacak. Bunları silmek, bu platformlara girmemek bir alternatif değil. Kendi sayfanızda belki silmeyi tercih ediyor olabilirsiniz ama zaten işte TripAdvisor, Airbnb gibi alanlarda zaten Booking'de bunları silme hakkına sahip olmadığınız gibi bir yandan da oradaki yoruma size her ne kadar kötü bir yorum olsa da vereceğiniz cevap sizin nasıl bir marka olacağınızı, sizin nasıl bir işletme olacağınızı ve daha sizinle tanışmamış insanlar sizinle ilgili ilk kafalarında oluşturacakları imajı oradaki yoruma verdiğiniz cevaba dayanarak oluşturacaklar. Bunu da unutmamalısınız. O yüzden dijital dünyaya girerken hazırlıklı olmalısınız. Krizlerde birisi sizi haklı ya da haksız bir şeyle suçladığında nasıl cevap vereceğinizi bilmelisiniz. Bunlar çok önemli. Dijitalde iş yapış biçimi. Olumlu şeyler de gelecek. Sizden ne kadar memnun olduğunu anlatanlar da bilmeniz lazım. Ama en gibi ki iş yapış biçimini bilmek. İş yapış biçimi farklı, mantığı farklı. Artık her şey çok hızlı ve çok hızlı tüketiliyor ve bunu bir Y jenerasyon konuşuyor için bir Z jenerasyon hatta Z jenerasyonundan sonra gelen bir alfa jenerasyonu var. Dijital dünya ile beraber bizim dijital jenerasyonları da bilmemiz gerekiyor. Artık Z kuşağı zaten oldukça büyüdü ama bir de alfa dediğimiz şu an 2012-2013 sonrası doğumlar var. Çoluk çocuk gibi göz önünde bulunabiliriz ama birçok ebeveynin tatil yaparken tercihleri bu alfa kuşağının tercihleri etrafında şekilleniyor. Ya da bu alfa kuşağının na öğretmek istediği, alfa kuşağını geliştirmek istediği sebepler etrafında tatilini planlıyor. Bunu da unutmamalıyız ve bu dijital dünyada yaşayanlar bizden çok daha deneyimliler, çocuklar ve gençler. Onlara göre de hareket etmeliyiz. Peki dijitale gireceğim yani bundan kaçışım yok. Dijitale girmek demek genelde bir işte Instagram sayfası açmak, bir web sitesi açmak gibi yollardan geçiyor. Ama aslında dijital medya evreni var. Biraz dijital medya evreninden bahsetmek istiyorum size. Çünkü nereye, nasıl gireceğinizi bilmeniz lazım. Buraya kadarki alanla ilgili sorusu olan var mı? Onu da sorayım. Arada durayım. Ben böyle kendimi kaptırıp çok hızlı devam edebiliyorum. Arada beni Evet, bu arada Gözde hocamın dediği gibi gerçekten hem şunun da örneğini görüyoruz bugün, hep iyi uygulama örneklerinde de bugüne kadar da hem misafir ettik. Gerçekten hep hikayesiyle var olan çalışmalar olduğunu görüyoruz. Hani o anlamda bunun teorik iletişim boyutunu görmek çok anlamlı. Genelde biz katılımcılara söylüyoruz, chat bölümüne sormak istediklerinizi sorabilirsiniz ya da işte el kaldırabilirsiniz. Ben onu yine her gün söylüyorum ama bugün yeni biri varsa hatırlatmış olayım. Şu an var mı hani en azından bir es verdiğimizde bir soru alabiliriz. Ama şu an aktif yoksa da yavaştan devam edebiliriz. Ben azıcık hem chat'e bakıyorum hem de bekliyorum aktif bir soru var mı diye. Yoksa yavaştan devam edeceğiz. Şu an bir el ya da söz isteyen. kendimi kaptırıp çok hızlı gidebilirim. Beni yavaşlatabilirsiniz. Yok yok, gayet güzel bence ritmi yani. Hem anlaşılır hem akıcı. Çok teşekkürler. Yine soruları bekliyoruz bu eş zamanlı. Gözde hocam buyurun. Dijital medya evrenine baktığımız zaman evreni tanımak lazım. Yani bu sadece sizin Instagram sayfanızda mı oluşmuyor? Biz bunu üç ana
ayırıyoruz. Alana, satın alınan, sahip olunan ve kazanılan diye. Eskiden medya dediğimiz hikaye, siz reklam ya da iletişim yapmak istediğinizde para verirdiniz. Ben işte Hürriyet.com.tr'nin yukarıdaki şu banner alanını alayım, kaç para buyurun, aldım koydum reklamımı gösterdim. Televizyonda en sevdiğim dizinin arasında reklamımı koydum. İşte gazetenin açtıklarında 3. sayfasında sağ altta beni görsünler gibi basit bir evren vardı. Dijitalle beraber bu hikaye değişti. Çünkü artık biz markalar reklam veren olduğumuz kadar yayıncıyız da. Çünkü artık kendi gazetelerimiz, kendi televizyonlarımız var. Sizin açtığınız bir YouTube kanalı aslında sizin yaşam alanınızın, sizin tesisinizin televizyonu ya da sizin açtığınız işte yaptığınız Instagram kanalında insanın her gün sabah gazete açtıklarında nasıl gazetedeki bilgilere ulaştıkları gibi şimdi sabah Instagram'larını açtıklarını düşünürse oradaki tüketicilerine ulaştırdığınız bir mecra. Buna bu gözle bakmak lazım. Şimdi bu sahip olunan, kazanılan, satın alınan ne demek örneklerinden biraz bahsedeyim. Sahip olunan sizin kendi hesaplarınız. Bunların avantajları ve dezavantajları var. Bunların üçünden. Bu evrenin ben sadece şuradaki mavi bölgede yer almak istiyorum. Başka da işim yok diyebilirsiniz. Sadece pembe alanda yer alayım ya da şu pembe ile sarının arasındaki turuncu bölgeye ben ulaşayım diyebilirsiniz. Doğru iletişim yapmak için bu yüzyılda uzun vadeli, uzun süreçli ilişkiler kurabilmek için olmanız gereken yer bu üçünün kesiştiği ortadaki o küçücük alan ulaşmanız gereken. Ama küçük işletmeler için ya da yeni başlayanlar için bu çok mümkün olmayabilir. Çok komplike gelebilir. O yüzden de adım adım gitmek lazım. Yani buradaki gördüğünüz alanların bir ya da ikisini seçerek size örnek bir hikaye de anlatacağım birazdan nasıl var olabileceğinizle ilgili. Bunun için de mümkün olduğunca çok yere ulaşmaya çalışmalısınız. Tabii bazıları kazanılan adı üstünde istediğinizde girebileceğiniz bir yer değil, kazanmanız gereken bir yer. Şimdi sahip olunan dediğimiz adı üstünde benim sahip olduğum mecralar. Bu ne demek? Bir web sitesi. Ben bir işletmem var. Zaten yasa olarak da artık web sitesi kurmak zorundayım. Ama zaten insanların bana ulaşması için de bunu yapmalıyım. Bir web sitem var. Bu web sitesi benim mecram, benim medyam. Oraya istediğimi yazarım. En üstte kocaman dünyanın en güzel pansiyonu derim. Dünyanın en güzel doğası derim. İstediğim mesajı verebilirim. Ücretli değil. Yani oraya koyduğum mesajlar için herhangi bir yere para ödemem gerekmiyor. Ama kısıtlı. Neden? Çünkü sadece ve sadece benim web siteme giren insanlar mesajımı görebiliyor. Benim web sitemin internette var olması insanların gelip oraya gireceği anlamına gelmiyor. Bazen böyle yanılsamalara ulaşıyoruz. Bir web sitesi yapıyoruz yayında sanki herkes gelip oraya bakıyormuş gibi. Hayır, bakmıyor. Onu söyleyelim. O web sitesine insanları çekebilmek için, yöneltebilmek için işte o mavi ve sarı alana ihtiyacınız var. Bir yerden o web sitesine trafik sağlamanız gerekiyor. Web sitesi dışında başka ne var orada? Instagram sayfası. Bu da benim sahip olunan bir mecram. Facebook sayfası. YouTube kanalı. Herhangi biri olabilir. Bu size kalmış. Hepsi olabilir. Zaten hangisi hepsi onları da konuşacağız. Ya da platformların altındaki tesis sayfalarınız. Yani Airbnb'nin altında ben işte küçük çiftlik ev pansiyon sayfası açtım. Ya da işte o ismini açamam da kendi ismimle açtım. Gözde'nin evleri diye. Booking'de bir sayfa açtım. Booking.com'da yurt dışı hedefleme için. Ya da işte tatilde kiraladı açtım gibi gibi bir sürü sayfa var. Bir sürü network var, ağ var. Bunların içinde yer aldım. Bunlar bu da benim hesabım. Yani belli kriterleri var ama gene orada ne yazacağımı, hangi fotoğrafı koyacağımı ben karar veriyorum. Bir para da ödemiyorum. Ama bunlara trafik sağlayabilmek için, insanların bunu görmesi için benim bu mavi alandaki satın alınan yere ihtiyacım var. Satın alınan yer ne? İşte bu Hürriyet.com.tr'ye koyduğum banner'ım var ya. Ya da belki işte Atlas dergisine verdiğim reklamım. Oraya bir reklam verip onun altına web sitemi koyduğumda ya da işte bunu dijitalde yaptığımda ben oradan insanların ilgisini çekip kendi sayfama yönlenmelerini sağlıyorum.
Ya da Instagram sayfam var ama Instagram tabii benim takipçi sayamaz. Ya da takipçilerime göstermiyor benim içeriklerimi. İşte onda birini gösteriyor, onda ikisini gösteriyor. O zaman ne yapıyorum ben? Reklamlı içerik dediğimiz, promoted post dediğimiz, yani arkasına reklam desteği koyarak sadece takipçilerime değil, takipçim olmayan ama o kitleye ulaşmamı sağlayacak insanlara da ulaşmamı sağlayacak reklamlar veriyorum. Onun dışında arama motoru reklamları var. Buna ne demek? İşte Google'a girdiğinizde biliyorsunuz en üstte reklamlı arama sonuçları çıkıyor ya da diğer arama motorlarında. Bunların adı da arama motoru reklamları. Oraya girdiğimde ben işte doğa dostu yerel işletme gibi bir şeyle aradığımda benim yaşam alanımın, benim tesisimin en üstte çıkması için de bir para ödüyorum. Şimdi burada artık teknoloji çok ilerlemiş durumda. Burada çok ciddi hedeflemeler yapabiliyoruz. Özellikle sosyal medyada. Sadece sizin belli keywordleriniz etrafında dolanan insanlara ya da sizin ilgili olduğunuz alanı, yani ben orada yelken sporuna ilgi duyanları filtreleyip sadece onlara reklamı gösterebiliyorum. Bu da bana çok büyük bir finansal avantaj sağlıyor. Ya da doğa dostu işletmelere ilgi gösteren, daha önce öyle sayfaları takip etmiş olan, daha önce ona benzer işletmelerde konaklamış olan insanları hedefleyerek daha kolay geri dönüşler, daha kolay etkileşimler sağlayabiliyorum. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Yani biz nasıl yapacağımızı anlatıyoruz da bunun için iki yöntem var. Bir, kendiniz yapabilirsiniz. İki, bir profesyonelle çalışabilirsiniz. Ondan da bahsedelim. Kendiniz nasıl yapacaksınız? Bu platformlar, dijitalin farkı, reklamla beslendikleri için, reklamla yaşadıkları için Google, Facebook, Instagram, büyük platformların tamamının kendi eğitimleri ve kendi sertifika programları var. Yani size, küçük işletmelere girip nasıl orada reklam yapacağınızı aslında ücretsiz olarak öğretiyorlar. Ve ciddi şekilde destek de veriyorlar. Bu programları takip edebilirsiniz. Bu programları dahil edebilirsiniz. Eğer buna harcayacak zamanınız yoksa o zaman bu konuda uzman insanlarla çalışabilirsiniz. Ama onu seçerken de belli kriterler var. Dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. Size Instagram'da 100 bin kişiye ulaştırırım 2 haftada diyen hiç kimseyle çalışmayın. Çok net söyleyeyim. Çünkü bunun da nedenini birazdan konuşacağız. Şimdi reklamlarımı da verdim. İşte kendi mecralarım var. Web sitem, Instagram sayfam, Airbnb hesabım. Öbür tarafta bannerlarımı koydum. Sosyal medya reklamı verdim. Google'a keyword satın aldım. Keyword satın almak diyoruz buna ve üstte sayfamı çıkardım. Sarı bölgeye girmek için de ellerimi bağlayıp dua etmem gerekiyor. Bu ne demek? Benim işletmeme gelen biri Nazlı geldi, benim tesisimde konakladı, oradan bir fotoğraf çekti, aman tanrım cennetteyim galiba diye bir fotoğraf paylaştı. İşte bu da o sarı alan. Bunu parayla yaptırdığımız değil, bunun gerçekten kişilerin yaptığı ya da işte bizi ziyaret eden bloggerların da, blogger da olsa yazdığı, basında bir şekilde ilgi çekip işte şeylerin çok seyahat eklerinde, tanıtım yerleri vesaireleri doluyor. Buralarda yer alma. Şimdi burada tabii şu yeşil alan var. Ben cursor'ımı uzatınca siz görüyor musunuz? Bilmiyorum. Yeşil alanı görmüyoruz. Mavi, pembe, sarı alanları görüyoruz. Arasındaki mavi ile sarının kesiştiği dediğim yeşil alan var. İşte orası biraz zor bir alan. Şöyle, bloggerlar biliyorsunuz şeyleri, şimdi bu hashtag işbirliği hepiniz görmüşsünüzdür. Instagram'da artık öyle bir zorunluluk geldi, bir şey paylaştıklarında hashtag işbirliği diye ya da hashtag reklam diye yazmak zorundayım. Satın aldığınız bir şey mi, kazandığınız bir şey mi, orası biraz muallakta kalıyor. Hepinizin gördüğü işte ya bir sadece turizmde de değil, bir tencere aldım arkadaşlar, muhteşem, hiç yapışmıyor, yemeklerimi harikulade pişiriyor. Paylaşımları gerçekten kazanılan mı yoksa satın alınan bir paylaşım mı? O ayrım önemli. Çünkü insanlar artık bunlara uyandılar. Eskiden bunların hepsinin kazanılan olduğunu, bunların doğal paylaşımlar, bunların organik paylaşımlar olduğunu düşünürken ya bunlar artık reklam diye bir güvenilirlik azalması söz konusu. Burada güvenilirliği nasıl sağlayacağımızı da buradaki seçimlerden konuşacağız. Şimdi özetleyecek olursam
böyle bir evren var. Ve biz bu evrenin içinde bir yerlerinden tutup var olmaya çalışmalıyız. Dediğim gibi bunların hepsini ilk etapta başlarken yapmanız mümkün değil. Yapmaya da çalışmayın. İçinden sizin için doğru olanları seçip adım adım gitmek en doğrusu. Şimdi bir yol haritası göstereceğim zaten. Şimdi bu bir örnek. Göcek'te bir villa. İçinde 3 tane sanırım şey var, küçük ev var, bir tane çiftlik evi var, ekolojik evler yapan bir tatil merkezi, bir yaşam alanı, kelebekler ve hayaller diye bir yer. Sadece Instagram sayfası var, web sitesi yok. 46 bin takipçisi var. Çok ciddi bir rakam, böyle küçük bir yani toplamda çünkü baktığınızda 4 odalı bir işletmeden bahsediyoruz evde olsa yani. Aynı anda 4 aileyi maksimum konaklayabilen bir yer. Peki bu işletme nasıl ulaşıyor insanlara? Çok basit. Niye bunu seçtim onu da anlatayım. Çünkü çok az tool kullanıyorlar. O yüzden size bir fikir verebilir. Bir Airbnb sayfaları var. Satışı Airbnb üzerinden yapıyorlar. Airbnb'nin üzerinde gördüğünüz gibi evleri var, fotoğrafları var, fiyatları var. Bunlar bu arada bu sezonun fiyatları, yaz değil. O yüzden yüksek de fiyatlar. Ve yanında yorumlar var. Airbnb bu işi yapabileceğiniz en basit zaten, en kolay yapacağınız yerlerden bir tanesi. E peki ben nereden duydum bu insanları, nereden buldum? Hiç gitmedim, hiç görmedim. Ama ben turizm konusuna ilgiliyim, ben seyahate ilgiliyim. Çünkü geçen hafta benim takip ettiğim Biz Evde Yokuz diye bir blogger ekibi buradaki bu küçük evi paylaştılar. Ay bu ne kadar da güzel bir evmiş diye fotoğrafı görür görmez bakma ihtiyacı duydum. Peki paylaştılar, nasıl işliyor burada hikaye, nasıl dönüyor? Yani biz bu insanlara para verip mi getirdik, para vermeden mi getirdik? Nasıl oldu da bizi paylaştılar? Onların bundan faydası ne? Ona da bakmak lazım. Onların şeyine baktığımızda, profillerine baktığımızda oradan kendilerini kendi sitelerine yönlendirdiğini görüyoruz. Bu da ne? İşte Göcek'te kiralık villa ve tatil evleri diye, bu da web sitelerinden bir ekran görüntüsü. Bunu da niye koyuyorlar? Çünkü burada da işte ekolojik tarzı bunu koyduğunda altında onun Airbnb linkini paylaşıyor. Bu da ne demek? Yani şöyle bir evren var demek burada. Şimdi sizin Instagram sayfanız var. Bu Instagram sayfasında içerikler paylaşıyorsunuz. Güzel güzel. İnsanları Instagram'da zaman geçirdikleri için, çünkü ben normalde tatile gitmediğim zaman Airbnb'de zaman geçirmiyorum. Airbnb bir sosyal network değil. Bu arada ne olur isimlere takılmayın. Yani Airbnb olmaz, Booking olur, Hotels.com olur. O önemli değil. Önemli olan öyle bir platform olması. Herhangi bir örnek olarak bakın. Instagram'da Instagram olmaz, YouTube olur, Facebook olur, televizyon olur. Instagram'da böyle bir sayfam var. Niye Airbnb'den diye buradan yakalıyorum? Çünkü tatile gideceğim zaman sadece Airbnb'ye bakıyorum ama Instagram'a her gün bakıyorum. O yüzden orada bir göz alıcı bir fotoğrafla, mesela ben işte şuradaki şu çocuklu fotoğrafı gördüğüm zaman sağ altta küçük bir çocuğun olduğu, küçük çocuğu olan bir anne olarak ister istemez benim radarım açılıyor ve o fotoğraf benim dikkatimi çekiyor. Ya da işte ben böyle küçük evlerin meraklısı, böyle bir iç dekorasyon ilgisi bir insansam hop o fotoğrafı görüyorum, ilgimi çekiyor ve sayfaya giriyorum. Sayfaya girdikten sonra ya neredeymiş bu, bir bakayım profiline dediğimde beni profilindeki linkten Airbnb'deki sayfasına yolluyor ve belki ben o sayfayı kendi arkadaş gruplarımla paylaşarak WhatsApp gruplarıma gönderirim, ya bakın ne kadar da tatlı bir yer, yazın böyle bir yere mi gitsek acaba diyerek o ağı örmeye başlıyorum. O iletişim ağını örmeye başlıyorum. Yani aslında o biraz önce diyagramlarla çok kompleks gibi görünen yapı bizim günlük hayatta her gün yaptığımız, arkadaşlarımızla konuştuğumuz, sosyal medyada takip ettiğimiz şeyin şekle dökülmüş hali. Bunu da paylaştım, gördüm. Ama bu ben tesadüfen ulaştım. Peki bu sayfa daha yeni, takipçisi yok. İnsanlara nasıl ulaşacak? İşte o zaman yüksek takipçili bir hesapta bunun paylaşılmasını sağladı bu adamlar. Gittiler. Belki onları davet ettiler. Bilmiyoruz. Belki onlar kendileri gitti. Çünkü sonuçta bloggerlerin de sayfalarını beslemesi lazım. Onlar da değişik yerler arıyorlar. Gittiler, buldular orayı. Fotoğrafını koydular. Bu iki sayfa bu sefer Instagram'da birbirini beslemeye başladı. Yani hem o bloggerlar bu tesisin sayfasını besliyorlar, hem de o tesisin sayfası onları besliyor.
Çünkü bu sefer de seyahat kitlesine bir içerik sağlamış oluyorsunuz. Bu sadece blogger olmak zorunda değil. Ben burada web siteleri de olduğu için bunları örnek gösterdim. Aynı şekilde buraya giden bir sürü farklı, işte yogacılar da kendi şeyleriyle paylaşmışlar. Sadece seyahat değil bunların, çünkü bir yoga doğumları falan da var yanlış bilmiyorsam bahçelerinde. O yüzden mesela onlar da ayrı bir iletişim ağına da bunu pazarlamışlar. Orada gelip yoga kampı yapan ya da belki yoga yapan biri kendi arkadaşlarıyla bu ilgili çevresindeki insanlarla bunu paylaşıyorlar. Peki sonra nasıl devam ediyor hikaye? Bu blogger da bunu gidiyor web sitesine gönderiyor, dediğim gibi. Web sitesine de gitmiş Göcek'te kiralık tatil evleri diye bir liste yapmış. Sadece burası da değil, 10 tane farklı yer var. Niye yapıyor bunu? Ona ne faydası var? Affiliate pazarlama denen bir hikaye var. Bu adamlar da buradan gelir kazanıyorlar. Yani o siteyi oraya koyduklarında, bunları anlatmamın nedeni belki siz böyle bir gelir kaynağı modeli yapmayacaksınız ama pazarlama yapmanız için evreni bilmeniz gerekiyor. Sitesine bunları koyduğu zaman, yani sizin Airbnb linkinizi oraya koyduğu zaman ve siz gidip normal Airbnb'den değil, biz E9'un sayfasındaki Airbnb sayfasına tıklayarak rezervasyon yaptığınızda Airbnb o sayfanın sahibine bir komisyon ödüyor, bir para ödüyor. Ondan gelenlere ayrı bir para ödüyor ve bu web siteleri bu şekilde besleniyorlar. Bu yüzden de oradan onlar da Airbnb'ye yönlendiriyor, Airbnb'den tekrar oraya derken bir, o evren, bahsettiğimiz evren tamamlanıyor. Ama şimdi göz önünde bulundurmanız gereken şöyle noktalar var. Şimdi çok hızlı değişiyor. İşte dediğim gibi bir anda mesela işte o hashtag işbirliği reklam hikayesi geliyor. Ve siz bunu yapmazsanız, onları paylaşmazsanız buradan ceza yeme riskine sahipsiniz. Sonrasında siz diyelim ki bu işletme için, mesela bu işletmenin şu an farkında mı değil bilmiyorum, karşı karşıya olduğu bir problemi var. O problem de şu: bu işletme sadece Airbnb üzerinden satış yapıyor. Ve Airbnb yarın öbür gün ülkede herhangi bir, mesela Booking'in olduğu gibi bir kısıtlamaya maruz kalırsa, o zaman hemen başka bir platformda, daha Türkiye yurt içi pazarlama yapmak için başka bir platformda daha var olması lazım. O yüzden de yedekli gitmek lazım. Yani tek bir platforma bağlı kalmadan geçtim. Airbnb geçen ay itibariyle, Mart ayı itibariyle affiliate anlaşmalarını durdurdu. Bu ne demek? Artık ben benim linkimi paylaşanlara para ödemiyorum dedi. Bu da ne demek? Bugüne kadar devamlı Airbnb linki paylaşan web sitelerinin, portalların, seyahat sitelerinin kendilerini başka sitelere yönelteceği anlamına geliyor. Ve siz bunu gözden kaçırırsanız bir anda bakarsınız hiç kimse sizin sitenizi paylaşmaz olmuş. Çünkü artık sizin sitenizi paylaşmanın onlara bir faydası, en azından finansal faydası yoktur. O yüzden de bunlardan haberdar olmanız, buna göre hareket etmeniz sizin büyük avantajınız olur. Burayla ilgili bir soru var mı? Burada bir durayım, biraz karışık gelmiş olabilir. Evet evet, yani bence de bir es verelim, hem de çok da önemli bir konu. Çünkü biz zaten ilk günden beri diyoruz ya, ekoturizmi baştan itibaren böyle adım adım geliştiriyoruz. Ama bu hani çok iyi bir işletmede yapsan, çok iyi iş yapsan, doğru alanı seçsen, birçok şeyi yapsan da burada başarısız oldun mu çok iyi iş bile aslında yani çökebiliyor, belki iddialı bir kelime ama hani ne yaptın daha çok, nasıl yaptın ve anlattığın, işte iletişimin becerisine dönüyor burada. O yüzden aslında çok önemli bir konu. Çünkü tabii ki artık herkes sosyal medya kullanımını biliyor ama sosyal medyanın bu tür işlerde nasıl aktif kullanacağını, şimdi Gözde Hocam çok önemli tiyolar verdi. Yani bazen insanlar o döngünün farkında olmayabiliyorlar. Kim nasıl konumlanıyor ya da neden bunu yapıyor onu anlamayabiliyorlar. O yüzden bu konuda varsa bir soru onu alabiliriz. Ben yine katılımcılara bakıyorum. Yazarak da olabilir. Bu arada Ali Durmuş Bey eğitim süresince de verilecek ama onun sorusu eğitimin sonunda kalkınma ajansları, belediyeler gibi işbirliği kuruluşlarının ekoturizm markalaşma konusunda neler yapabileceğine ilişkinde bilgi verilebilirse güzel olur demiş. Hani Gözde Hocam belki şeyden birazcık bahsedebilir gerçekten. Çünkü hem belediye hem kalkınma ajansı hani somut işbirlikleri olmuştu. Hani o yüzden belki gerçekten işin içinde biri olarak da hem vakıf bağlantısı birkaç evet. Öneride bulunabilir. Onu hem Gözde Hocam cevaplayabilir hem de Yasin Bey kaldırdı. Bir de ona söz verelim. Yasin Bey buyurun.
Gözde Hocam, teşekkürler sorumuz için. Benim sorum şeyle alakalı olacaktı. Bu mevcutta faaliyette olan ekolojik turizm tesislerine ya da oradaki yerel halka, yani o hizmeti verebilecek, işte ne bileyim şu an orada işte yerel rehber olaraktan da hizmet verenler var. Kahvaltı veren de var. Hani bir şekilde tam profesyonel olmasalar da gayri resmi olarak ekolojik turizm yapıyorlar. Mesela bunlara bir dijital okuryazarlık eğitimi verilmesi mümkün mü? Etkili olur mu? Hedef kitleye yönelik böyle bir eğitim. Siz böyle bir şey yaptınız mı? Onu soracaktım. Çok faydalı olur. Yani biz İzmir'de yani farklı eğitimler veriyoruz. Geçen sene mesela pandemi döneminde bir iletişim stratejisi eğitimi verdik İzmir'deki işletmelere, ama daha profesyonel işletmelerdi. Hani pandemi döneminde iletişimlerini nasıl devam ettirmeleri gerektiği iletişim stratejisiyle ilgili. Çok haklısınız. Yani bu dijital medya işte bizim insanların kullandığı, ama kullanırken aslında bazen de farkında olmadan bazı şeyleri doğru ya da yanlış yaptığı bir hikaye. Kesinlikle o işletme sahiplerine ya da işte küçük alanda bunları yapanlara böyle bir eğitim bence çok faydalı olur. Dijital okuryazarlık olur. Dijital okuryazarlıktan öte kendilerini sosyal medyada nasıl, mesela bu konuda özellikle kadın ticaret olsun da galiba, yanlış hatırlamıyorum, bir kere de şey eğitim vermiştik. Çok fazla Instagram üzerinden ürün pazarlayan artık kadın işletmeci, girişimci var biliyorsunuz, emeği, ürünlerini vesaire. Onlara yönelik mesela bir sosyal medya eğitimi yapmıştık. Nasıl var olacakları, nasıl var olmaları gerektiğiyle ilgili. Ben faydalı olacağı kanısındayım. Çünkü büyüdükleri zaman, farkında olmadan büyüdüklerinde orada yapacakları bir hata, yıllarca kurdukları emeği zarar görmesine neden olabilir. O yüzden onları engellemek açısından dijitalde nasıl davranacağım ve özellikle işte dijital dünyanın bazı yazılı olmayan kuralları var. Nasıl bizim şeyimiz varsa, hayatımızda görgü kurallarımız, işte nasıl davranacağımızı, nasıl edeceğimiz, dijital dünyada kendi kuralları var aslında. Bunlardan da bahsetmek profesyonel olarak ve orada kişi kurum dengesini kurmalarını sağlamak. Çünkü insanlar özellikle kendi işletmeleri konusunda çok hassas olabiliyorlar. Benim kendi arkadaşlarımıza işte Kıvayzı'dan bir yorum geldiğinde böyle çok sinirlenip, ama bu haksızlık, ben böyle bir şey yapmadım, bana böyle bir suçlamayla geldiler, ben şimdi yazacağım, İşte bu böyle olmadı dediklerinde, bir dakika bak sakin ol, şimdi senin buraya böyle bir cevap vermen gerekiyor diye konuştuğumuz, kendi içimizde çok dertleştiğimiz oluyor. Evet, hatta bu stratejik adımlar gerçekten sonucu çok etkiliyor. Yani bazen çok emek kurduğum bir şeyi bir anda yıkabiliyorsun gerçekten. O açıdan çok stratejik. Koymadım. Çok büyük şirketler de bu hatayı yapıyorlar. United Breaks Guitars diye bir şeyden linkini atabilirim belki chatten sonunda. Bir United Airlines diye bir havayolu firması, çok ünlü bir şeydir. Bir çok da ünlü olmayan bir grubu taşıyor, gitarist. Ve adam uçakta o bavullar taşınırken, hani adamın bir de tailor made gitarı, yani özel yapım bir gitarı var, bilmem kaç bin dolarlık. Ve görüyor gitarının doğru şekilde taşınmadığını camdan. Müdahale etmeye çalışıyor. Kimse adamı dinlemiyor, cevap vermiyorlar. Ve adamın gitarı kırılıyor. Ve adam bunun üzerine bir video yapıyor, müzisyen aynı zamanda. United Breaks Guitar, yani United Hava Yolları gitarı. Gitarları kırar, haberiniz olsun diye bir şarkı yapıyor. Buna bir klip çekiyor. Ve 50 milyon izlenmesi var YouTube'da. Yani siz ne yapsanız, o hava, yani milyarlarca dolar bir yatırımdan bahsediyoruz burada. Bir kişiye yaptığınız yanlış bir davranış ve onun dijitaldeki bunu kitlelere ulaştırmasıyla 100 yılın kriziyle karşı karşıya kalıyor hava yolları. Böyle kötü örnekler olduğu gibi iyi örnekler de var. Bir tane de Türk Hava Yolları'nın çok sevdiğim bir örneği vardır. Ben ajansta çalıştığım dönemde bizim ajansın başına gelmişti. Türk Hava Yolları bir şey açıyor. Online uçak içinde şey servisi. Wi-Fi, internet vermeye başlıyor uzun uçuşlarında. Daha bundan yıllar önce, 10 sene önceki hikaye bu. Ve birisi şeyden şikayet ediyor, uçağın sıcaklığından şikayet ediyor. Yani uçağı soğuk buluyor. Ve işte şikayet ediyor falan. Uçak içinde hiçbir şey söylemeden direkt uçaktaki Wi-Fi'yi kullanarak Facebook'a yazıyor.
İşte ben bilmem nereden şuraya uçuyorum. Donuyoruz burada. İşte Türk Hava ile uçacaksınız. Bundan haberiniz olsun. Siz de donarsınız gibi yabancı bir turist bir yorum yazıyor Facebook sayfasına. Ve o sırada devamlı takip ediliyor Türk Hava Yolları'nın sosyal medya sayfası. Monitoring yapılıyor. Bizim arkadaşlar bunu fark ediyorlar. İç iletişim sistemiyle uçağa haber veriyorlar. Ve adamın adı soyadı olduğu için koltuk numarasını da biliyorlar. Ve hostes gidiyor uçak, bütün bu uçuş sırasında oluyor bütün bunlar. Adama bir battaniye götürüyor. Üşüdüğünüzü söylemişsiniz buyurun diye. Ve adam hayatının şokunu yaşıyor. Tabii ki orada Facebook'a yazdığı şeyin bu şekilde ona ulaşması. Ve bunun altına aman tanrım inanamıyorum işte buradaki yorumumu gören Türk Hava Yolları bana böyle böyle bir şey yaptı. Geldi battaniye götürdü. İşte budur iletişimin gücü falan diye. Ve ondan sonra viral olup yayınlıyor ve hatta şey tartışıyor. Yok bu kesin paralı yapılmıştır. Şey değildir. Gerçek değildir. Tartışmaları da oldu ama gerçekti. Yani yapacağınız orada bir davranış şekli sizi kitleler gözünde olumlu sonuçlara ya da kitleler gözünde olumsuz ön yargılara sebep olabiliyor. Evet, yani gerçekten çok anlamlı örnekler. İkinci sorum daha vardı. Şimdi biz genellikle firmalar üzerinden markalaşmayı anlattık ama hani bu bir katılımcımız da soru sormuş. Hani markalaşma konusunda ajanslar ve belediyeler nasıl bir yol izleyebilir diye. Sizin öneriniz nedir? Mesela bu markalaşma konusu, destinasyon bazında bir markalaşma konusunda. Bunu anlatacağım onu. Orada tartışırız. Tamam. Yani bölgesel tanıtım, bireysel değil bölgesel tanıtım tamam. meselesiyle konuşacağız. Karşılamazsa üzerinde tartışırız. Benim de önem verdiğim bir alan. Evet, hem belki şey Ali Durmuş Bey en azından şu an içinde bulunduğumuz şey de aslında kalkınma ajanslarının hani bu markalaşma konusunda yapabileceği şeylerden birisi mesela. Çünkü yani yaptığı şey basit bir eğitim gibi gözüküyor. Örnek vereyim en azından sonra Gözde Hocam devam etsin. Yani çünkü eğitim içeriğiyle hem teoriyi hem işte hocalar, uygulamacılar, diğer bütün Türkiye'den uygulama örnekleri olunca aslında hem yatay hem dikey bir sürü çarpan etkisi yarattı baktığınız zaman. Yani bu bile mesela eğitim dışında çalıştay gibi oldu, öneriler oldu, somut işbirlikleri oldu, hani ilk günlerde bağlantılar oldu gibi gibi. Bu bile aslında işte ajansların ya da belediyelerin bu anlamda yapabileceği anlamlı çalışmalardan birisi. Ama Gözde Hocam işte eğitimin diğer bölümünde somut örneklerle devam edecek. Buyurun Gözde Hocam. Bu hikaye etrafından dediğim gibi bu evrende biraz daha gene somutlaştıracak olursak siz bir işletme olarak ya da siz bir tesis dediğim gibi bir yaşam alanı olarak ne yapmalısınız, nereden başlamalısınız, bu işin olmazsa olmazları nelerdir diye baksanız bu tamamen benim kişisel görüşüm doğrultusunda hazırlanmış bir liste olmakla beraber ciddi akademik bir dayanağı da var. O da şu, bir tatil bilgi kaynakları meselesi var. Bir ona gideyim, geri geleceğim. Bu bizim İzmir için yaptırdığımız bir araştırmadan aldığım bir slide. Yurt dışındaki turistlerin tatil bilgi kaynaklarının neler olduğuna dair. Yani insanlar tatile gitmeden önce o tatile nereden bilgi alıyorlar? Bu yanlış hatırlamıyorsam 3000 civarı örnekleme olan iyi bir araştırma. Online seyahat sitelerine bakıyorlar. Arama motorlarına giriyorlar. Yani arama motorlarından işte sizin web sitenize ulaşmaları, bu yüzden sizin web siteniz kritik. Tanıdıkları, işte o kazanılan dediğimiz gezi blogları, YouTube, televizyondaki gezi blogları, gezi programları vesaire gibi devam ediyor. Dediğim gibi bunların hepsini kapsamanız olası değil. Bütçesel olarak da çok mümkün değil. O yüzden önceliklendirmeniz lazım. Bu benim öncelik önerim. Olmazsa olmazlarım. Bir web siteniz olması lazım. Neden? Çünkü dediğim gibi başka platformların üzerinde var olduğunuzda onlar geçici platformlar. Yarın Instagram'la ilgili bir problem yaşanabilir. Mesela bugün Türkiye'de biz Twitter'a reklam veremiyoruz. Neden? Çünkü gene bir yasal düzenleme değişikliğiyle nedenle biz Türkiye Cumhuriyeti olarak reklam mecralarının, yabancı reklam mecralarının Türkiye'de temsilci bulundurmasını istiyoruz. Çünkü bu da olası yaşanan sorunları engellemek için devletin almış olduğu bir karar. Google, Facebook, Instagram'ların hepsi Türkiye'de bir temsilci görevlendirmeyi kabul ettiler. Bu yüzden onlarla devam ediyoruz. Ancak Twitter kabul etmedi. Twitter kabul etmediği için siz bugün Twitter'da ben reklam veremiyorum. Eğer tüm iletişim stratejimi Twitter üzerine kurmuş bir marka olsaydım çok büyük bir krizle karşı karşıyaydım. O yüzden
bir yerlere bağımlı olmamalısınız. Kendi platformunuz olmalı. Sadece Trivago üzerinden, sadece TripAdvisor üzerinden pazarlama yapmak uzun vadede doğru değil. Kendi web sitenizi yaptınız. Daha sonra mecbursunuz sosyal medyaya girmeye. Ne yazık ki ondan kaçış yok. Bir sosyal medyaya gireceksiniz ama nasıl gireceksiniz, nereye gireceksiniz o ayrı mesele. Seyahat siteleri ve gezi blogları da bu işin olmazsa olmazı. Burada gördüğünüz gibi en çok şey alan, yani 61 ve 42 gibi değerlerle insanların tatile giderken en fazla, yani tatile gitmeden önce insanın %61'i online seyahat sitesine bakıyor. %42'si gezi bloglarına bakıyor. Bu yüzden bunları görmezden gelemeyiz. Ama nasıl kullanacağız? Nerede kullanacağız? Ondan bahsedeceğiz. Şimdi devam ediyorum. Burası ile ilgili soru yoksa biraz daha hızlanayım çünkü bakayım zaman da şey, biraz zamanımı aşabilirim. Çok geniş bir konu çünkü. Sosyal medyaya geçmeden önce bir şey sormak isteyen var mı? Yoksa sosyal medyayı konuşalım mı? Şu an aktif yazan yok sanırım. Devam edebiliriz. Hani en azından çünkü şey olur, zamanı da etkin kullanmış oluruz. Bu arada aklınıza gelenleri yazabilirsiniz. Sosyal medya, evet, bizim bu alanda, turizm alanında artık yatsıyamayacağımız, görmezden gelemeyeceğimiz çok önemli bir platform. Ama sosyal medya dediğimiz çok geniş bir evren. Facebook, bu arada sosyal, WhatsApp'ta bir sosyal medya. WhatsApp'ta bunlar da dark social diye geçiyorlar. Yani karanlık sosyal dediğimiz aslında kendi içinde kapalı devre olan sosyal platformlar. Devamlı değişiyor. Platformlar çıkıyor, platformlar kapanıyor. İşte TikTok diye bir şey girdi hayatımıza geçen sene. Ondan önce Vine diye bir platform vardı. Çok büyük, çok yüksek rakamlar olan, bir anda yok oldu. O yüzden evren hızlı. Tamamına ulaşamazsınız sosyal medyanın da. Sosyal medyada da önceliklendirme yapmanız lazım. Peki sosyal medyada önceliklendirme yaparken genelde şöyle bir hata yapılıyor. İnsanlar kendileri hangi kişisel olarak platformu kullanıyorsa o platformda var olmaya çalışıyor. Yani ben günlük hayatımda Instagram kullanıyorsam İşletmemin hesabını da Instagram'da açıyorum gibi. Bu bir yandan doğru platforma hakimiyet açısından ama bir yandan da yetersiz. Burada da 4 tane önemli soru var sormamız gereken. Who, what, when, why diyoruz. İngilizce 4 tane W sorusu var. Kim, ne, ne zaman, neden. Bu 4 soruyu cevaplarsanız aslında hangi sosyal medyada nasıl var olmamız gerektiği konusunda size büyük ipucu verecektir. Ne demek bu? Kim bu kanalı kullanıyor? Sizin bir hedef kitleniz var. Hedef kitle kendiniz değilsiniz. Bunu unutmayın. Siz bir yaşam alanı kurdunuz. Siz bir işletme kurdunuz. Siz bir sadece örnek bölgeler için de geçerli. Siz Güney Ege Kalkınma Ajansı olarak bölgenizin tanıtımını yapmak istiyorsunuz. Kime tanıtım yapacaksınız? Buna bakmanız lazım. O kitle, sizin kullandığınız değil, o kitle kimi kullanıyorsa çoğu işletme bugün Türkiye'de Facebook'ta Facebook yatırımını azaltıyor. Neden? Çünkü günlük hayatta Facebook kullanmayı azalttıkları için. Ama aslında dünyada Facebook kullanımı çok yüksek rakamlarda. Bunu gözden kaçırıyorlar. Sadece Türkiye ile değerlendiriyorlar. Dünyada öyle değil. Kim kullanıyor ona bakacağız önce. Birinci soru. Ve onlar hangi platformu kullanıyorlar? Sadece kullanmaları yetmiyor. Orada ne yapıyorlar? Video mu izliyorlar? Fotoğraf mı bakıyorlar? Bir ilham mı arıyorlar? Amaçları ne? Yani metin mi okuyorlar? Yani Instagram story'e yazın bu kadar metni. Okumuyor insanlar. İnsanlar Instagram'da görsel bakıyor. Bunu gözden kaçırmamamız lazım. Ya da Twitter'da bir video varsa Twitter değil onun yeri, YouTube. Ha bu arada şöyle farkındalıklar var. Bunlar artık çok detay olduğu için buraya girmedim ama zaten bu işe profesyonel olarak başlayacak olursanız bunları da öğrenmelisiniz. Belli algoritmik farklar var mecralar arasında. YouTube ve Instagram arasındaki en temel, şöyle söyleyeyim, bir tarafta Facebook, Instagram var, öbür tarafta YouTube var. Sizce bu ikisi arasındaki en temel fark nedir? Hadi ben soru sorayım, sizden soru gelmeden. Evet, söz almak isteyen. Var mı tahmin? Zaman geçirme. Zaman geçirme. Nilay Hanım. Zaman geçiriyoruz. Zaman geçirme diye belirtmiş ama başka?
Tekrar edelim mi bir soruyu kaçıranlar olduysa? Instagram var mecra olarak. Evet. Onun tarafta da YouTube var. Bu ikisi arasında algoritmik olarak, mantık olarak çok temel bir fark var. Birisi, hadi ben çok zorlamayayım. Ha, video ve fotoğraf demiş Gökçe İnce. Ama Instagram'da şimdi IGTV ile videolara da girdi. Doğruydu. Ama şimdi Facebook'ta da Facebook Watch var. Onlara da yatırım yapıyorlar. Ama doğru. Ama bir tane daha var. O da şu. YouTube'da daha ayrıntılı izleyebiliyoruz demiş. Daha ayrıntılı izleyebiliyoruz. Evet. Ama asıl fark şu. Üyelik biri, gerekmesi demiş Ali Durmuş Bey. Bir şeysiz de YouTube'da ama üyeliksiz yakında şey yapmayacak, kabul etmeyecek muhtemelen. Onda da şey, premium demiş Merve Nur Balcı. Gökçe İnce de sonuçta reklam modelleri farklı demiş. Reklam modelleri de farklı. Peki bir işletme için bu ikisi arasını tercih ederken en önemli dikkat etmesi gereken fark şu. İkisinin algoritmasında arşivlenme mantığı farklı. YouTube bir arşiv gibi çalışıyor. YouTube'a koyduğunuz bir şeyi 5 sene sonra da çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Ya da YouTube'da güncel şeyleri izleme üzerine kurulu bir mecra değil YouTube. Google gibi çalışıyor. Zaten Google'ın bir platformu olmasının da bunda çok büyük etkisi var. Facebook ve Instagram ise anlık popülarite üzerine çalışan bir algoritması var. Yani Facebook ya da Instagram'da 5 sene önceki bir şeyi kullanıcının sayfasına gitmeden ve sayfalarca geriye gitmeden search'le, aramayla bulma şansına sahip değilsiniz. İkisi arasında böyle temel fark var. Yani bu şu demek. Aslında kullanıcı, biraz önce bireysel ve bölgesel tanıtım meselesi de soruldu ya, siz işletme olarak daha kısa vadeli, doğal olarak siz 5 sene sonrası ilk günden planlayamazsınız. Siz bu yaz işletmenize konuk çekmekle mesulsünüz. O yüzden Facebook, Instagram gibi anlık popülerlik sağlayan, anlık bir anda yayılma gücüne sahip mecralar sizin için daha doğru olabilirken, YouTube ve Google gibi daha uzun vadeli bir kalkınma ajansı ya da bir belediye ya da bakanlık gibi bölge tanıtımına ya da ülke tanıtımına yatırım yapan kurumlar içinse daha uzun vadeli bu platformlar daha doğru şeyler olabilir, yollar olabilir. Yani ikisi arasında böyle günlük ve uzun vade gibi bir fark var aslında. Ona dikkat çekmek istedim. Ama bunlar dediğim gibi çok detaylar. Yani bu detaya evet, arada şeydi, eklenenler de olmuş. Evet, YouTube herkese açık. Reklam içeriği Instagram'da daha fazla demiş Ayrı Hanım. Gökçe İnce YouTube arama motoru mantığında tabii. Gökçe İnce bu arada Kültür Turizm Bakanlığı Gökçe İnce olabilir mi? Fotoğrafları göremediğim için tam yapamıyorum. Kim kimdir bilmiyorum ama isim benzerliği de olabilir tabii ki. Evet, şu aynen. Bir arama motoru mantığıyla hareket. O zaman Gökçe merhaba. Ya aramızda çok gerçekten bu işin profesyoneli varmış ya. Zaten Kültür Turizm Bakanlığı'nda Gökçe merhaba. Uzun yıllar bu işten sorumlu kişiydi. Herhalde yine Türkiye'de bu konudaki en yetkin insanlardan biri. Vallahi Gökçe şeref duyduk ya izlediğin için. Tabii ki yani zaten bu konudaki en yetkin insanlardan biri sensin. Her türlü yorumunu ve paylaşımını bekleriz. Teşekkürler ya, ne güzel izlemen. Ben de dedim isim benzerliği mi acaba, gerçekten sen misin? Hoş geldin, şeref verdin. Yine yorumlarını bekleriz. Gözde Hocam buyurun. Nazlı'nın interneti kesildi galiba. Dondu pardon. Buyurun evet. Gözde Hocam. Onun dışında ne yapmalarının dışında işte ne zaman zaman geçirdikleri, bu ne zaman da yani saat gibi değil ama tatil dönemlerinde mi, çalışma hayatlarında mı, günün hangi bölümünde geçirmeleri sizin içeriklerinize ilgi sağlamak açısından önemli. Ama
en temel cevaplamanız gereken başka bir soruda neden orada oldunuz? Neden orada oldunuz? Meselesi şu demek. Mesela LinkedIn beyaz yakalılar arasında çok popüler bir mecrayken insanların oradaki motivasyonunu iş aramak ya da iş dünyasını, kariyerlerini ilerletmek gibi olduğu için belki tatille ilgili ya da bir ürünle ilgili içeriklere ilgi göstermeyebilirler. O yüzden hangi motivasyonla orada olduğu da kitlenin önemli. Motivasyon deyince bir sosyal medyada neden birini takip ediyorlar? Yani arkadaşlarımız neden takip ettiğimiz belli. Ama arkadaşlarımız dışındaki sayfaları yani özellikle ticari işletmeleri, markaları neye göre takip ediyoruz? Biraz onlara bakmak lazım ki kendimize de bunların içinden bir motivasyon belirlemek lazım. İnsanlar eğlenmek için takip ediyorlar sosyal medyada sayfaları. Bu amaçla birçok sayfa var. Bilgi almak için ama bilginin de çeşitleri var. İlginç, hızlı, yeni, önemli, güvenilir. Bir haber kanalını güvenilir olduğu için, güvenilir bilgiye ulaşmak için takip ederken belki başka spekülatif bir sayfayı da sadece hızlı haber almak için takip edebilir. Onun dışında indirim fırsat hediye grubu var. Öyle bir dünya var sosyal medyada. Benim çok yaklaşmanızı önermediğim ama bazen kısa vadeli taktik olarak kullanılabilecek. Bir gruba ait hissetmek için, bir amaca ait hissetmek için, bir görüşü savunmak için takip edebiliyorlar. İlham fikir almak için mesela Pinterest tamamen bunun üzerine kurulu bir mecra. Kaçırmamak, eksik kalmamak için. Çünkü çoğu zamanda artık haberler sosyal medyadan doğduğu için ya gördün mü Twitter'da şu olmuş tam eksik kalmamak için de takip ediyorlar. Peki bu sizin için niye önemli? Çünkü siz bir işletme olarak bir sosyal medya sayfası açacaksanız cevap vermeniz gereken en önemli soru insanlar sizi neden takip etsin? İnsanlar sizi keyfen takip etmesini bekleyemezsiniz. Ben sadece yazın bir yere bir hafta tatile gideceğim diye bütün sene orayı takip etmeyebilirim. Etmem için bana bir neden vermelisiniz. Bu soruyu cevaplamadan ne olur sosyal medya iletişimine başlamayın. Bu sorunun cevabının doğrusu ya da yanlışı yok. Yani bu sorunun cevabının sizin hikayenizle tutarlı olması önemli. Sizin çok güzel bir meyve bahçesi içinde bir ekolojik işletme kurdunuz. Kendi meyvelerinizi topluyorsunuz. Organik reçel üretiyorsunuz. Ve bu reçelleri Türkiye'nin her yerine satıyorsunuz. Bir yandan da orada bütün bunların yapım aşamalarını paylaşıyorsunuz. Reçel tarifi almak için beni takip etsinler bir cevaptır. Ve sizin sosyal medyada çok büyük kitlelere ulaşmanızı sağlayabilir. Önemli olan o sorunun cevabını bulmak. Hayal kurmak için takip etmelerini isteyebilirsiniz. Yerel hikayenizle bir bağ kurmanız, bu sosyal medya sayfaları, ben geldim işletmenizden çok sevdim, bayıldım, sizi gördüm, takip ettim. Sizden haber almaya devam etmek için takip edebilirim. Ya da bu bir atölye içeriyorsa, orada ben de gelip bir fidan diktiysen, o fidanın ne olduğunu görmek için, işte öbür sene o fidanın çiçek açtığından haberdar olmak için sizin sosyal medya hesabınızı takip edebilirim. Bunu ne olur iyi kurgulayın, hikayenizle de örtüşsün. Yani sadece indirim bilmem ne peşinde koşan, aman da ben buradan şey kapayım, bedava tatil kapayım olmasın sosyal medyadaki kitleniz. Doğru kitleye ulaşmak da uzun vadede önemli. Peki sosyal medya, biraz da hızlanmaya çalışıyorum. Bir buçuk saat yaklaşık demiş. Bir 15 dakikamız kaldı. Nasıl şimdi kalan? Tamam. Ona göre. Tamam. Hızlanıyorum. Hayır, konu da hem içerikli hem de keyifli. O yüzden toparlamak kolay olmuyor. Başlı başına ayrı bir eğitim konusu aslında. Yani çizim iletişim, pazarlama. Ama hızlı hızlı gitmeye çalışacağız. Önemli atlamamız gereken highlight noktaları size söylemeye çalışıyorum. Sosyal medya deyince konuşmadan geçemeyeceğimiz konu şu bloggerlar meselesi. Çok tartışılıyor. Mutlaka sizin de iyi ya da kötü takip ettiğiniz, bunun adı blogger, influencer, ünlü, fenomen, farklı farklı isimleri var. Olabilir. Bunları kullanmakla ilgili bir problem yok. Onlarla işbirliği yapmakta bir problem yok. Ama bu işbirliğini nasıl yaptığınız, nasıl yapacağınız çok önemli. Aman beni bedava konaklatın, ben de sizi paylaşayım diye bir yaklaşım
olmamalı. Buradaki bloggerlar, influencerlar sizin için kısa vadeli çözüm değil, uzun vadeli iş ortaklarınız olmalı. Ancak o zaman doğru bir iletişim stratejisi etrafında yaparsınız ve çok da önemli olan burada sizin kiminle çalışacağınız ya da kiminle bir arada aynı karenin içine gireceğiniz takipçi sayısından ziyade onun, o kişinin sizin hikayenizle, sizin amacınızla, sizin varlık nedeninizle uyumlu olması. Geçenlerde çok büyük şey oldu. Bu bizim pazarlama evreninde tartışılan bir tane fenomen kızımız. Milyonlarca takipçisi olan, normalde de işte bu maça çayları, sağlıklı beslenmeler, fitnesslar, yogalar derken bir tane fast food zincirinin promosyonunu paylaştı. Ve bütün Türkiye dalga geçti. Yani çünkü olmadı, oturmadı. Yani bir, o yadırgandı sadece para için bunu yaptığı için. Kendi yaşam tarzının tam zıttı olan bir şeyi. Daha sonrasında marka da eleştirildi. Çünkü neden adam yok, neden illa yüksek takipçisi diye seninle hiç aslında uymayan yaşam tarzıyla birine gidip. Çünkü muhtemelen kendi kafalarında şöyle bir çözümleme yaptılar. İşte fast food çok sağlıksız görünüyor. Biz ne yapalım, bunu sağlıklı olduğunu inandırmak için bu konuda yazıp çizen birileriyle girelim. Bizim şeyimizi paylaşsınlar. İnsanlar salak değil. Yani oradaki maça çayı içen kız bir gün hamburger paylaştı diye hamburger sağlıklı olmuyor. Bunu gözden kaçırmayalım. O yüzden de siz de lüks arabalarla, motor yatlarla efendim gezen bir blogger, milyonlarca takipçisi olsa da, gelip bedava sizin reklamınızı yapmak isteyip kullansa da yapmayın. Tesisinize getirmeyin. Kendi gelse de duyurmayın, kimseye söylemeyin. Çünkü bu size pozitif olarak değil, uzun vadede negatif olarak yansır. Mesela biraz önce anlattığımız o biz evde yokuz örneğinde, o ekolojik yerin tanıtımını yapan bloggerlar zaten kendileri de mesela bir karavanları olan, karavanla seyahat eden, işte doğa dostu, dünyaya saygılı vesaire bir çift. Bu çok önemli. Oradaki uyuşma. Buna ne olur göz önünde bulundurun. Bunları gözden kaçırmayın. Sonuna doğru geliyoruz. Somut önerilere geldik. Tamam, neler yapacağız? Hadi yapacağız da ne yapacağız? Nereden başlayacağız? Bence çok önemlisi aslında sizin de sorduğunuz sorunun cevabı, işte kalkınma ajansları, belediyeler ne yapmalı meselesine geliyor. Birlikte hareket edin. Ekoturizm fikri, ekolojik tesisler daha pazar doymuş durumda değil. İşin çok başında. Yani burada sizin yapacağınız bir tanıtım, sizler bence ekoturizm tesisleri birbirlerine rakip değil, tam tersine birbirini besleyen, bunları bu yaşam biçimini dünyaya tanıtarak bunu ancak pazarladıklarında, bunu ancak meşhur ettiklerinde, popülerleştirdiklerinde daha büyük başarılara imza atacaklar. Zaten tesis sayısı az, konaklama sayısı az. Bunu ne kadar çok insana bu fikri ulaştırırlarsa o kadar başarılı olur. O yüzden bunun içerisinde clustering de dediğimiz, yani birlikte hareket etme, birlikte yapılanma, örgütlenme, birlikler oluşturma, bloglar oluşturma, web siteleri oluşturma, bunun yasal biçimini bir işletmeler kendileri de oluşturabilirler. Kalkınma ajansları ya da belediyeler buna ön ayak da olabilirler. Ama bunun turizm ekseninde değil, sadece ekoturizm ekseninde olması önemli. Çünkü ekoturizm turizmden farklı bir şey. Ve ekoturizmi kendi iletişim stratejiniz için mutlaka ve mutlaka ekoturizmi merkeze koyan iletişim stratejisi hazırlayın. Sizin ana öğenize oradan uzaklaşmayın. Onu unutmayın. Airbnb diye bir network var. Bilmiyorum, hiç duydunuz mu? Ben çok beğendim. Airbnb'nin Airbnb versiyonu. Sadece ekolojik noktaları tanıtan, yani Airbnb gibi düşün şeyleri, tesisleri listeliyor ama sadece ekolojik tesisleri listeleyen bir network. Böyle, mesela Türkiye'de hala böyle bir network yok. Türkiye'de siz böyle bir tesis arayışını, siz böyle bir tatil yapmak istiyorsanız bunu gidip tek tek aramanız gerekiyor tesis bazında. Bunun size bilgisini veren bir web sitesi, bir blog, bir platform yok. Böyle networklerin içinde yer alın. Eğer yer alamıyorsanız kendi networkünüzü oluşturun. Güney Ege'de iki ekolojik noktalar. Atıyorum tamamen ismini tabii ki, çok daha havasız buluruz. Ama böyle oluşumlar getirin. Ve ekoturizm fikrini pazarlayın. Yani buradaki hikaye tesisi pazarlamak değil. Daha önce de söylediğim gibi, niye geri gittim ve gelemiyorum?
Ve bu fikri pazarlarken de bireysel değil, bölgesel tanıtım çok büyük önem taşıyor. Burada bence en önemli belediyelere ve kalkınma ajanslarına düşen görev, bunun çevresinde bunu nasıl kurgulayacağını planlamak. İzmir'deki modelden çok kısa bahsedeyim bitirmeden. İzmir'de nasıl bir yapı var? İzmir'de İzmir Turizm Tanıtma Vakfı amacıyla kurulmuş. Ekoturizm özelinde değil, turizm özelinde bir örgütlenme söz konusu. Bu örgütlenmenin içinde ticaret odası, valilik, esnaf sanatkarlar odası, sanayi odası gibi kentin önde gelen kurum ve kuruluşlarının yanında Büyükşehir Belediyesi, Kalkınma Ajansı'nın stratejik ortaklığıyla ve 60 küsurda turizmcinin bir araya gelerek oluşturduğu bir vakıf. Ve bu vakıf bugüne kadar neler yaptı? Bu vakıf İzmir'in bölgesel tanıtımı için çalıştı. Yani noktaların tanıtımı değil. Bence burada kalkınma ajanslarının belediyelere en büyük düşen görev bu. Bölgenin tanıtımında güç birliği yaparak bu tesisleri bir şemsiye altında tanıtılmasını sağlamak. Yani siz Güney Ege'yi tanıttığınızda, Marmaris'i tanıttığınızda, atıyorum ki Marmaris'in zaten yani dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi, nasıl bir tanıtıma ihtiyacı var bilmiyorum ama doğru kitleye ulaşması için var. Sürdürülebilir turizm yapmak için ihtiyacı var. Bozulmamak için ihtiyacı var Marmaris'in de iletişimine. O yüzden o çerçevede bir tanıtım stratejisi oluşturup, bir birlik oluşturup ve bunu ekoturizm özelinde belki de özelleştirerek böyle bir iletişimin hem bölgeye hem de işletmelere, bu konudaki yerel halka fayda sağlayacağını düşünüyorum. Sonuçta bizim amacımız bu eğitimdeki ve bu işi tartışıyor olmaktaki de deneyim yaşatmak, doğayı korumak ve yerele katkı sağlamak. Bunu belki baş köşeye yazıp hiçbir zaman unutmamak lazım. Bu eksenden çıkmamak lazım. Bir işletme kurup işi yürütmeye başladığımızda başlangıcı unutmamak lazım. Ve bunu tanıtıma taşıyalım dediğimizde de fikri, bu tesisinizi değil bu tesisin arkasındaki fikri, bunu doğuran amacı, onu yaşatan coğrafyayı, sizin koruyacağınız ve yaşatacağınız doğayı ve orada yaşayan arıyı tanıtın deyip sözlerimi noktalıyorum. Ve hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Gözde Hocam. Hakikaten çok keyifli, akıcı, güzel bir sunumdu. Ama hakikaten hepsinin de açılımı var belli yani. Çok daha fazla da bu konuda sizi dinleyebiliriz gibi duruyor. Yine de son yani birkaç dakikada Gözde Hocam'a sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz varsa onunla ilgili bir zaman ayıralım. Sonrasında diğer çok değerli konuşmacılarımız var. Hem ona geçeceğiz hem kısa bir ara vereceğiz. Ben soru için ve yorum için size çok kısa bir vakit bırakıyorum. Şu şeyin üzerinden geçmiş olalım. Hemen daha sonra çok güzel bir uygulama örneğiyle Fatma Hanım'la bir araya geleceğiz. Fatma Hanım girmişti, hala burada mı bilmiyorum. Sonrasında da yine iMinit'in CEO'su Los Angeles'tan Emrah Yücel bağlanıyor olacak. O da gerçekten yani kalmanızı ve beklemenizi öneririm. Normalde dünyanın birçok yerinden keynote speaker olarak davet edilen birisi ve bütün Gökçe Hanım da çok iyi bilir, Turkey Home kampanyasını da uzun yıllar Türkiye adına yürütmüştü iMinit. Daha sonrasında da işte Çanakkale, İzmir, Bursa, Bergama gibi yani birçok yerinde markalaşma çalışmalarını yaptı. Dünyadaki çarpıcı ekoturizm örneklerinden bahsedecek. Çünkü bu bölümünde şöyle bir problem oluyor. İşte biz bu eğitimi programladıktan sonra saat 4 sınırı geldi. Hem de Ramazan ayındayız. 4'ten sonra tabii ki hem de yarın tatil. İşle ilgili ve sokağa çıkma yasağı var. Hani gitmek durumunda olanlar oluyor. Ama ben en azından o bölümü de tekrar hatırlatmış olayım. Hani mümkün mertebe izlemenizi öneririm. Gözde Hocam'a bakıyorum. Şu an hani çok teşekkür edenler, daha önceki yorumlar, teşekkürler, teşekkürler yazılmış. Şu an için sanırım ayrıca bir soru yok. Zaten süreç içinde birçok şeyi konuştuk. Söz almak isteyen şu an yok. Tamam. Gözde Hocam, kapatabiliriz paylaşımı sanırım. Şeyi daha büyük görmek için ekranı. Tamamdır. Gerçekten uzun... Bu bilgiler için çok teşekkürler Gözde Hocam. Yine süreç içinde zaten irtibatta oluruz. Video kayıtlar evet paylaşılacak. Zaten onunla ilgili de bize çok soru geliyor. Buradaki katılımcılar dışında herkes
katılamadıkları süreç için video paylaşımlarını istiyorlar. Ama yine de katılabildiğimiz kadarıyla canlı katılalım. Çünkü bu şey yaratmaya başladı. İlk günler gerçekten yüzün üzerindeyken bu videolar oldukça sayı biraz daha azalmaya başladı. O yüzden zaten işi olanlara yollayacağız. Ama canlı katılabilenleri bekliyoruz. Şu an 20 geçiyor. 15.30'a kadar o zaman bir ara vermiş olalım. 15.30'da Fatma Hanım'la devam ediyor olacağız. Daha sonrasında tekrar görüşürüz. Güney Ege Kalkınma Ajansı'na da tekrar bu organizasyon için çok teşekkür ediyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere diyoruz. Merhabalar herkese. Gözde Hanım'dan sonra benim konuşmam aslında neleri doğru neleri yanlış yaptık onları da bir şekilde görme imkanım da oldu. Teşekkür ederim kendisine sunumundan dolayı. Bizim de gerçekten bir hikayemiz var ama biz de bu işe başlarken bir hikayeye ihtiyacımız olduğunu bilmiyorduk. Şimdi tabii böyle bir hikayeyle yola çıkmış olmak ve var olması bizi güçlendiriyor ve yeni yeni kapılar açmamıza sebep oluyor. Yeni başlayan arkadaşlarımız, ilham almak isteyen dostlarımız için de bu çok önemli. Ben de tekrardan aynı şeyi söylüyorum. Hikaye çok önemli. Ben 25 yıl kadar özel şirketlerde beyaz yakalı olarak çalıştıktan sonra Şile'nin Ovacık köyünde yaşıyorum şimdi ailemle beraber. Ama bizim hikayemizde bu son 10 yıldır çalışmamam değil. Ondan çok daha önce doğaya ve ekolojiye olan merakımızla birlikte kendimize bir yer almayı biz planladık eşimle. Ve öyle başladı hikaye. Biz bugünlere geleceğimizi gerçekten bilmiyorduk. Sadece gelecekteki hayatımızı böyle bir doğada geçirmeyi, emekliliğimizi böyle geçireceğimizi hayal ediyorduk. Ama çok başka şeylerle karşılaştık. Öncelikle iş hayatımı bıraktıktan sonra bizim ülkemizde ve hatta dünyada bu yerel tohumların olmadığını ve bunlara ulaşmanın ne kadar zor olduğunu, işte almanın satmanın yasak olduğunu öğrendim ve organik tarım yapmaya başladım. Organik tarım yapıp öğrenmeye çalışıyordum. Bu sırada bu yadigar tohumlarımızın bulunmadığını fark edince bütün farkındalığımı bu işe verdim. Şile'nin 57 tane köyü var. Ve bunların içinde en küçük Ovacık köyünde ben yaşıyorum ve bütün bu projelerimin tamamımı buradan doğdu. Biz Ovacık'ta İstanbul'un ilk Ovacık Kadın Tohum Derneği'ni kurduk ve tohum takas şenlikleri yapmaya başladık. Köy o kadar küçük ki yani 100-150 kişi yaşıyor. Yaş ortalaması çok yüksek. Gençler işte her yerde olduğu gibi köyünü terk ediyor, büyük şehire gitmek istiyor, ailesinin yaptığı işte çiftçiliği, hayvancılığı, tarımı yapmak istemiyor. Hatta utanıyor bunları yapmakta. Ben de buna çok şaşıyordum. Yani niçin insanlar bu kadar güzel bir köyü bırakıp kendi ailelerinden uzakta para kazanmak için kötü şartlarda çalışmak için büyük şehire gidiyorlar. Yani büyük şehire gidip de hayalleri öyle bizim büyük şehirlerde yaşanılan gibi değil. Çok kötü şartlarda yaşıyorlar. Aldıkları parayla ancak bir ev kirası ödeyip işte geçinebiliyorlar. Yani büyük şehrin hiçbir nimetinden faydalanamıyorlar. Bu iki tane şey vardı beni harekete geçiren, yani ilham aldığım ve hedeflediğim şeyler. Bir tanesi de gençlerin köyde kalması. İkincisi de bu tohumları biz yaşatırsak, işte ekersek, çoğaltırsak, paylaşırsak herkes buna bu yola girer mi? İşte bu 57 köyde bu yolda bu ilerler mi? Artık bizim tekrar tohumlarımız ekilip başkalarıyla paylaşılır mı? Biliyorsunuz tohumlar içlerinde hep bizim işte geleceğimizi, kültürümüzü, geçmişimizi barındırdıkları için biz
bunlara gözümüz gibi bakmamız gerekir diye düşünenlerdenim. Ve 2012 yılında biz bu 100-150 kişilik köyde tohum takas şenliği yapmayı planladık. Bu sırada da demin Gözde Hocam'ın da söylediği, diğer katılımcı arkadaşların da söylediği işbirlikleri konusunu söyleyeceğim. Ne kadar önemli olduğunu, siz bir iyi bir şey yapmak istediğinizde fikriniz ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar başarılı olursanız olun, tek başınıza, tek bir kurum olarak yaptığınız zaman çok fazla kalıcı olmuyor. Çok küçük bir nokta şeklinde kalıyor ve sesinizi çok büyük kitlelere duyuramıyorsunuz. Ben de bunu yani bilmeden gene diyeceğim. Yerel yönetimle gittim. İşte ben sizinle beraber böyle bir şenlik yapmak istiyorum. Bana destek olur musunuz diye. Onlar ilk seferler tabii çok zorluk çıktı. İkna etmem o kadar kolay olmadı. Ama bu işlerde biliyorsunuz hep böyle şeyli olmak gerekiyor. Kararlı ve sonunun iyi olacağını bildiğiniz bir şeyse inatçı olmak gerekiyor. Ben en azından öyle bir insanım her konuda. Bu şekilde gidiyor izlediğim yol. Ve sonunda biz Şile Belediyesi'ne, Kaymakamlığı, işte Tarım İlçe Müdürlüğü'nü, Halk Eğitim Müdürlüğü'nü, şimdi bir turizm derneğini hepsini ikna ederek bir tohum takas şenliği yapmaya karar verdik. Ama biz şöyle düşünüp ve bugün gibi değil, o zaman sadece dijital medya dediğimiz şimdi ya da sosyal medya dediğimiz şeyde sadece Facebook vardı ve Facebook'ta biz bir etkinlik düzenledik. O etkinlikte işte davet ediyoruz insanları. Baktı böyle 150 kişi, 200 kişi geliyoruz dedi. Biliyorsunuz yani ülkemizde hani 100-150 kişi geliyorum, katılıyorum bir şeye dediğinde hani 10 kişi gelir, daha fazla gelmez. Biz gene de dedik hani 100-150 kişi gelecek gibi, çünkü köy hazırlandı işte ikramlar için gelen misafirlere. Biz bekliyoruz ve o gün geldiğinde sabahleyin 6'da bizim köyümüze, yani 100-150 kişilik köye 3000-4000 insan geldi. Türkiye'nin her yerinden. Yani bir otobüs Bursa'dan, bir otobüs İzmir'den. Tabii bu kimler geliyor, bir de gelen insanların kim olduğuna baktığımızda inanılmaz derecede bizim tam istediğimiz hedef kitle, tam istediğimiz işte ekolojiye meraklı, tohumlara meraklı, doğaya saygılı insanlar, gazeteciler, tanımadığımız ünlüler, herkes buraya gelmiş ve bir küçücük köy ve bir küçük demeyeceğim tohum için, tabii benim için çok önemli ama o zamanlar o kadar da çok fazla insanlar bunu şey yapamıyordu. Farkında değillerdi ve biz Şile'de böyle bir hareketin başlamasına yol aldık bu harekette. Ve o gün zaten çok uzun iknalarımla bana destek olmaya isteyen yerel yönetim, yani o gün o kadar büyük bir topluluğun geldiğini görünce tabii bu çok büyük bir şey. Yani bunun içinde turizm var, ekoloji var. O zaman ekoturizm kavramı bile o kadar iyi değildi Türkiye'de. İşte tohum var, kadın var, üretici var, üreten var. Her şey var. O gün zaten gelenler sadece bizim köye değil. Sonrasında tabii merak ettiler. İşte bu köyden çıksak, işte Şile'ye gitsek ne yapabiliriz? İşte balık yiyelim, sahile gidelim, denize gidelim, hava da güzeldi. Bunlar böyle turizm şeyi çeşitlenmiş oldu. Bunu tabii ne kadar iyi bir yolda olduğumuzu yerel yönetim fark edince biz 2012'de yaptığımız tohum takas şenliğinin bu pandemiye kadar her yıl sürekli olarak Şile Belediyesi tohum takas şenlikleri düzenledi. Kendi kendine. Bunda hiçbir artık bizim bir şeyimiz kalmadı. Biz sadece fikri veren ve onları bu yola sokan bir sivil toplum kuruluşu olarak devam ediyoruz. Biz de paydaşı olarak şenliklere katılıyoruz. Siz bir şeye başladığınız zaman aslında artık o durdurulamıyor. Şimdi bu tohum takas şenlikleri dedik ama sonrasında bu tohumları tamam köylülere anlattınız, güzel İşte bu tohumları ekin, işte paylaşın, işte kaybolmasın, işte sağlığımız yerine gelsin, çocuklarımız da bundan faydalansın diyorsunuz ama
Bu köylülere de bir yol göstermek gerekiyordu. O da diyor ki, yani ben bunları ekeceğim, tamam, ekeyim. Sonra ne yapacağım? Yani ben bunun hepsini yiyemeyeceğime göre, bir de ticari kaygı da var tabii ki. Onlar da bir geçim yolunda var. Ben bu ürettiklerimi bir yerde satabilirsem, ben bu yola devam ederim, sürdürebilir olur bu işler dedi. Bu sefer de biz şey dedik, tamam, o zaman üreticiye bir bu fırsatı biz veriyoruz ama onun da ürettiklerini satacağı bir platform hazırlamamız gerekiyor. O sırada Slow Food International'la tanışmıştım ben. Bilmeyenler için söyleyeyim, Slow Food dünyanın her yerinde gönüllüleri olan ve bulunduğu yerde farkındalık yaratmaya çalışan kişilerden oluşan bir sivil toplum kuruluşu. Ve o, beni de Slow Food International, gene bu yaptığımız ton takas şenlikleri, işte organik tarım, ekolojiye, doğaya saygılı olmak, üretmek, üreticileri desteklemek, çiftçileri, köyleri destekleme şeklindeki davranışlarımızdan dolayı fark etti ve beni İtalya'ya davet ettiler çiftçi olarak. Ben oraya gittikten sonra da gene tekrar şeyim çok değişti, vizyonum değişti. Yani ben kendi köyümde çiftçiler, çiftçi olmaktan utanan çocuklar, gençler varken oraya en zengin insanlar, özellikle İtalya'da en zengin insanlar, çiftçiler, köylüler ve çok değerliler. Neden bizim ülkemizde bu böyle diye. Bu sefer bu da beni böyle bir yaralayan ama yine tekrardan ilham almamı sağlayan sorunlardan bir tanesi oldu. Ve hep onu düşünürken bu sırada da Slow Food'un bütün dünyada üretici pazarları var. Bu üretici pazarları da yeryüzü pazarı diyoruz biz Türkiye'de de bunlara. Earth Market deniyor dünyada da. O da gene bulunduğu yerde üretim yapan üreticilerin kendi ürünlerini sattıkları ürünler. Bizim de şimdi bu tohumlar ilk sonra ne yapılacağını yol arıyorduk ya. O sırada bu fikir şey oldu kafamıza arkadaşlarımla beraber. Hemen bunu gelip gene yerel yönetimle paylaşıp işte biz Slow Food yeryüzü pazarı açabilir miyiz? İşte üreticiler burada şey yapsalar, işte uluslararası bir şey alan olacak. Herkes bizi işte dünyaca ünlü bir şey olabiliriz diye. Hem yerel yönetimi hem diğer paydaşları ikna etmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Şu anda yine 2014 yılından beri her cuma ve her pazar Şile'nin merkezinde kurulan Slow Food felsefesiyle yönetilen Şile Yeryüzü Pazarımız var. Bu da gene bizim Avacıkkıyı Kadın Tohum Derneği'nin ve Slow Food Şile Palamut Birliği'nin paydaşlığında yürütülen bir şey. Gene burada da çok fazla işbirliği var. Yerel yönetim var, kaymakam var, tarım ilçe var, turizm bakanlığı var, turizm derneği var. Hepsi beraber şey yapıyoruz. Bizim daha sonra tabii şimdi şeyi şöyle de oluyor artık Şile'de ve yerel yönetim de şunu fark ediyor. Yani biz sadece deniz, kum, güneş turizmi değil, işte yeryüzü pazarını ziyarete gelen, böyle müze gibi ziyarete gelen misafirler olmaya başladı. Çocuklarıyla yabancılar özellikle çok meraklı oldular. Hafta sonları geliyorlar. Sadece işte yeryüzü pazarından hem alışveriş ediyorlar hem bütün Şile'de gidilebilecek, görülebilecek her yeri geziyorlar. İşte ormana gidiyorlar, yürüyüşe gidiyorlar. Ve şeyi değişmeye başladı tekrardan. Başka bir turizmin de mümkün olduğu anlaşıldı. Bizim daha sonra da kendi şeyimiz Ovacık'ta bir Ovacık köyümüzde başka bir proje şansı daha çıktı. Gene buradan arkadaşlarım bilenler vardır. Belki bilmeyenler için tekrar anlatacağım. Ve Türkiye'de her yıl 3 tane projeye bir fon veriliyor. Gelecek turizm de projeleri belki duymuşsunuzdur. Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Anadolu Efes şirketi bir
fon veriyor ve o fonla bir ekoturizm, kırsal kalkınma, içinde kadın hakları, işte ekoloji gibi konuların olduğu projelere fonlar veriliyor. Biz de gene daha önce bahsettiğim gibi, yani köyümüz çok küçük ve buradan da gençler devamlı burayı bırakmak ve büyük şehire gitmek istiyorlar. Biz dedik bunlara ne yaparsak burada kalırlar. Çünkü istihdam yaratmamız gerekiyor burada. O istihdamı yarattığımız zaman belki de kalabilirler diye düşündük. Ve Türkiye'nin her yerinde var olan, bizim de köyümüzde olan, kullanılmayan eski bir köy okulu vardı. Bu köy okulunu biz bu fonla bir sosyal paylaşım alanına çevirdik. Adı Ovacık Deneyim Atölyesi. Projemizin adı da Ovacık Köyü'nde Bir Gün Projesi. Bu projeye başvurduk ve 2018 yılından beri de bu projeyi sürdürüyoruz. Ben de proje yöneticisiyim. Burada da gene çok farklı turizm çeşitleri oluşmaya başladı. Gene çok fazla, biz tabii ki bunların hepsini düşündük, bu faaliyet alanlarını, ama biz, hem bize gelen misafirlerimiz, köyümüzü ziyaret eden misafirlerin profillerinden, hem de diğer örneklerden aldığımız, ilham aldığımız örneklere bakarak bizim de kendimizin bir şeyi oluştu. Hedef kitlemiz oluştu. Burada şimdi bir turizm, deneyim turizmi yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bunu da söyleyeyim. Demin Gözde Hocam da söyledi, sosyal medya paylaşımlarının ne kadar önemli olduğunu ya da doğru kullanmanın önemini. Biz bu projede de gerçekten gördük. Şimdi bizim ilk başta zaten benim kendimin Biyovacık markasıyla 2010 yılından beri varoluşumuz ve burada toprağımızın olması, arazimizin olması, ekmemiz, biçmemiz, işte insanlarla ilişkilerimiz, iletişimlerimiz, bizim tamamı bizi bu yollara getirdi ve arkamızda hep böyle şey var, yani yeryüzü pazarı dendiğinde de bir Ovacık anlaşılıyor, Snowfish ile Palamut dendiğinde de bir Ovacık anlaşılıyor. Ovacık'ta bir gün projesi dediğimiz zaman da gene bir Ovacık anlaşılıyor. Çünkü tamamının içinde bunlar birbirlerine kıramıyorsunuz. Yani kopukluk zaten hiçbir başarıyı getirmiyor. Yani herkes biliyor ki artık Ovacık Köyü denliğinde Ovacık Tohum Takas Şenliği geliyor. Ya da İstanbul'daki Tohum Takas Şenliği denliğinde Ovacık Tohum Takas Şenliği akıllarına geliyor. O kadar bir iz bırakmış oluyoruz yani. Yani. Bu çok çok önemli. Ben bunları dediğim gibi, yani bir tecrübem yoktu ama yaşadıktan sonra şimdi ne kadar doğru yollara doğru gittiğimizi gösteriyor bize, başarımızın neden olduğunu. Ovacık Köyü'nde bir gün projemizde gelecek turizmde projelerinden, ama başka, ben böyle arkadaşlarıma söylediğimde ekolojiyle ilgili turizm diye bir yere gidip orayı mahvetmeleri ne hiç istemedikleri için, aman gelecek turizmde olmasın Fatma ne olur diyorlar bana, ama o bizim yaptığımız turizm öyle bir turizm değil. Gelen misafirlerimizi biz özenle seçiyoruz. Herkes gelsin derken bizimki öyle değil. Bizi herkesi seçiyoruz. Hatta ben sosyal medya dan kayıt alırken bile bize soran, işte nasıl gelebilirim, nasıl katılabilirim, işte yazışmalarından bile insanların davranışlarını anlayabiliyorum artık. Yani bizim buraya uygun olup olmadığını bile baştan fark ediyorum. Yani geleyim kahvaltı bile etmiyoruz ama köyünüzü ziyaret etmek istiyoruz, sizin işte değerli üreticilerinizle tanışmak istiyoruz demeleri beni daha çok mutlu ediyor ve ikna ediyor açıkçası. Biz Ovacık'ta bir gün projemi yapıyoruz ve gelen ikram dışına sayısına göre hazırlıyoruz ve bunu neden yapıyoruz? Bu bizim mesela hiç israf istemiyoruz. Biz israfla mücadele ediyoruz hatta bu
artık yok olan açık büfe, tatil köyleri ve kahvaltılarında işte bizim en çok sevmediğimiz bir şey. Yani gelen misafir 5 kişinin geleceğini biliyoruz. O 5 yaşta ona göre sabah ve önceden hazırlanmıyor. Misafirler geldiği an her şey hazırlanıyor. Bu köyde yaşayan kadınların yaptıkları ürünleri sunuyoruz kendilerine. Şimdi tabii bu çok gelen misafirin çok hoşuna gidiyor. Yani kendisini böyle çok şey hissediyor, özel hissediyor. İşte sizin için, sizin aile için biz bunları pişirdik. Şimdi sizin için, sizin istediğiniz ve seçtiğiniz atölyeyi biz size yapıyoruz. Kahvaltıyla başlayıp ondan sonra yürüyüş rotamız var. Yürüyüşe gidiyoruz. Doğa yürüyüşü yapılıyor. O yürüyüşte işte doğadaki ağaçlar, bitkiler, mantarlar, hayvanlar, yani mevsiminde hangi meyve varsa o meyvenin ağacını gösterip işte bu kuşburnu bu koca yemiş, işte Eylül ayında çıkar, işte bakın şimdi bu mevsimde erik var, işte toplayalım, o eriği toplayıp beraber atölyeye geri dönüp orada o erikten bazen marmelat yapıyoruz, bazen sirke yapıyoruz, bazen reçel yapıyoruz, bazen komposto yapıyoruz. Bütün bunların hepsini mevsimsel ve o an elimizde ne varsa onu yapıyoruz. Hiçbir şeyi biz Ovacık Deneyim Atölyesi'nde dışarıdan satın almıyoruz. Hani yapamayacağımız kağıt, peçete gibi şeyler var. İnşallah onları da bir gün kaldırmayı umut ediyoruz. Daha ekolojik olma açısından. Atıksız mutfak bizim çok önem verdiğimiz, mutfaktan çıkan her şeyi aslında biz köydeyiz. Çok fazla israf edip çöpe atmıyoruz. Hayvanlarımız var ama gelen misafirlerimiz şehirden geldiği için özellikle de çocuklara, öğrencilere çok fazla önem veriyoruz. Onlara mutfaktan çıkan her şeyi değerlendirebileceğini, işte solucan gübresi yapımını, bokashi kompostu yapmayı, bahçemizdeki atıkları tekrardan bahçe kompostumuzu gösteriyoruz. İşte yağmur suyu hasatı yapıyoruz, yağmur suyumuzu biriktirip nasıl biriktiriyoruz, sonra onları bahçede nasıl kullanıyoruz. Permakültür bahçemiz var. Orada gelen misafirlerle özellikle çocuklarla nasıl tohum ekilir, nasıl fide ekilir, nasıl hasat yapılır, işte domatesi almak, ondan salça yapmak ya da biberi toplamak, o biberden turşu yapmak, bunların hepsini birebir onlara deneyimletiyoruz. Bu gerçekten insanların bu deneyimleme isteği çok başarılı sonuçlar veriyor. Gelen herkes İşte bizim bir düdük makarna atölyelerimiz oluyor. Her hafta misafirlerimiz, yani aynı insanlar bile gelse tekrar tekrar o atölyeyi yapmak istiyor. Düşünün yani, o çünkü bir hamur açmak beraber çocuğuyla, kocasıyla, annesiyle, işte yaşlısıyla, bizim kadınlarla beraber işte baştan sona hamur açmayı, onu hamuru kesmeyi, ondan sonra onu makarnaya çevirmeyi ve oturup onu hep beraber yememiz, yani çok çok büyük bir mutluluk oluyor. Yani çok değersiz gibi görünen bir şey ama hem bizim için çok önemli, çünkü bizim köyümüzün eski bir yemeği, biz o eski yemeği ortaya çıkartmış oluyoruz. Hem bunu şimdiki gençlere ve İstanbul'a gelen misafirlere deneyimletmiş oluyoruz. Sorular olursa zevkle cevap veririm. Evet, arada çünkü bu örnekler çok evet, arada sorular için belki bir fırsat verebiliriz. Şey, çok keyifli gerçekten Fatma Hanım anlattıklarınız. Hani çok da ufuk açıcı. Hani bu tür rol model olabilecek, örnek olabilecek sorular da olabilir belki katılımcılardan. Mehmet Bey bir elini kaldırdı. Buyurun. Fatma Hanım merhabalar. Benim sorum şu olacaktı. Şimdi sizin tesisiniz, derneğiniz Ovacık'ta destinasyonda sadece günübirlik hizmet mi veriyorsunuz, yoksa konaklama
imkanı sağlıyor musunuz? İkinci sorum ise yereldeki bu insanları nasıl örgütlediniz? Ne kadar sürdü bu süreç? Ne tür eğitimler verdiniz? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim soruları için. Siz soru sorun çünkü benim hikayem o kadar uzun olduğu için ben bunları anlatmayı atladım. Aslında çok çok önemli. En başında şeyi söyleyeyim. Günübirlik bizim. Bir gün boyunca projemiz ve faaliyet alanımız. Çünkü köyümüz çok küçük ve konaklama imkanı yok. Biz şöyle yani köy pansiyonculuğu olur mu diye düşündük ama şu an köylerimiz buna hazır değiller. Çünkü evleri çok küçük ve çok tutucu oldukları için kimseyi evlerine istemiyorlar ve bir tane bile bir yer yapılacak arazi yok burada. Ama çok fazla tabii talep geliyor. Yani gelen misafir diyor ki ya ben İstanbul'dan geldim. O kadar uzun değil aslında. Bir saatlik bile yol değil. Ama geldim bu kadar güzel işte doğadayım, köydeyim, işte tavuklar, inekler onun peşinde koşturuyor, ormanda yürüyorum diyor. Ama gitmeyeyim ne olur bu gece burada kalsam, işte sabahleyin ben de kümesten yumurta alsam ya da ineğin sıvısından süt sağlasa ben de onu şey yapsam diye. Belki bu bizim yapmamız gereken, belki demeyeyim zaten çok fazla talep var. Buna doğru bizim şeyimiz gidiyor. Belki bir dahaki bir konuşmamızda bunları gerçekleştirmiş olabiliriz. Şimdi onun için projelere bakıyoruz ve proje yapmaya çalışıyoruz. Olabilirse ne ala güzel olacak. Çünkü tamamlamak gerekiyor. Yoksa bu bir köy yaşamından sonra Şile merkez bizim 15 dakika ama hiç kimse oradaki 5 yıldızlı otele gitmek istemiyor yani o salamlı sosisli kahvaltıyı etmek istemiyor. Yani bizim gibi gene tekrardan bana bir tane hani bir pişi yapın, bir tane börek yapın, bir çay verin bu benim için çok daha değerli diyor. Oraya gitmiyor. Yani şey değişiyor. Artık insanların tercihleri değişiyor. Bunlara da tabii şey yapan, yol açan kişiler de bizler oluyoruz. Bizim bulunduğum yerdeki yani Ovacık Köyü'ndeki kişileri ikna etmem tabii ki çok zor oldu. Demin yerel yönetimi ikna şeyimden bahsettim ama aynı derecede örgütlenmede de biz çok sıkıntı çektik. Çünkü hem insanlar şöyle diyor, bir kere hem güvenleme sorunu var. O diyor ki niçin yani bir insan geliyor, neden bize yardım etmek istiyor, neden karşılıksız bir şey yapmak istiyor. Yani gönüllülük şeyi bizim insanlarımızda çok fazla yok. Halbuki öyle değil yani. Ben kendim bir şey hayal ediyorum ama hayal ettiğimi de başkalarıyla paylaşırsam, yani ben onlara faydalı olursam değerli olacağını düşünüyorum ama karşımdakiler öyle demiyor. Ne yapabilir, niçin yapıyor, niye biz bu işe gireceğiz, işte bu bizim başımızı belaya sokan şey olabilir mi, olmaz mı diye. Çok hani kadınlar gene bir derece çok daha bu konuda kolay öğreniyorlar ama erkeklerle bayağı sıkıntı yaşadık köyde. Onlar hep şey tabii, yok çalışmaz. Niçin şehirden insan gelsin bizim köye, parayla bizim işte düdük makarna yapmamızı öğrensin. Niye gelsin işte kümesten yumurta almak ne ki yani? Çünkü onlar bunun içinde yaşadıkları için bunun bir özlemini duyan şehirli insanlar olduğunu kabul etmiyorlar. Ve Şile İstanbul aslında Şile İstanbul'un bir ilçesi. Buna rağmen bu köyde bakkal yok, kahve yok, fırın yok, hiçbir şey yok yani. Siz buraya geldiğiniz zaman bir köylüden ancak bir bardak su isteyebilirsiniz ya da bir köy çeşmesinden su içebilirsiniz. Onun dışında hiçbir şey yok. O kadar bakir bir yer ve biz bunun bu kadar yani İstanbul gibi büyük bir metropolün yakınında olduğumuz için bunu değerlendirmemiz gerektiğini düşündük. Hani iyi ki de yapmışız. Tabii şimdi şey bile yapamıyoruz yani. Şeyimiz çok küçük, kapasitemiz. En çok 35-40 kişiyi aynı anda ağırlayabiliyoruz. Ama İstanbul biliyorsunuz 16 milyon insan. Bizim gibilerin çoğalması gerekiyor. Biz yani etrafımızdaki başka diğer köylerin ya da başka tesislerin açılmasını çok istiyoruz ki bu bizi destekleyecek şeylerdir. Tek başımıza olmak istemiyoruz açıkçası. Bir soru daha var Alper Bey'den ve Faik Bey'den. Evet, onu biraz önce Faik Bey şeyi demiş, hani bize görsel sunabilecek misiniz? Ben aslında siz konuşurken biraz siteyi açmaya çalıştım.
Ama ya paylaşım açık, eğer göstermek istediğiniz bir şey olursa ben soruları okuyayım. İtalya'da Alper Bey demiş, tarımla uğraşan çiftçilerin iş modelleri özellikle ekolojik tarım ve agroturizm bağlamında Türkiye'ye nasıl örnek oluşturabilir? Neleri transfer edebiliriz? Oradaki gözlem ve deneyimlerinizden biraz detaylı bahsedebilir misiniz? Sizce insanları tesisinize geldiklerinde en çok mutlu eden, tekrar gelmelerini sağlayan unsurlar nelerdir? Diye sorular gelmiş. Buyurun. Ben İtalya'daki şeyimi söyleyeyim. Kalmak için biz bir çiftlikte kaldık. Yani inanamazsınız. Yani dediler ki bir köyde çiftlikte kalınılacak. Hani köy deyince bizim köyü ya da çiftlik deyince ne anlıyoruz? Aslında haksızlık etmeyelim. Yani Türkiye'de de çok güzel yerler var. Çok güzel çiftlikler var. Öyle bir yerde kaldık ki yani her şeyiniz sizin için özel olarak yapılıyor. Yani kahvaltınızdan akşam yemeğinize, işte doğa, hayvanlar, işte yürüyüş yapabiliyorsun, ata biniyorsun, işte inek sağıyorsun, şey yapıyorsun. Bunların hepsi zaten bizim buralarda da çok kolaylıkla yapabileceğimiz şeyler. Ama bizim işte misafirlerin bunlara çoğalması lazım ki bunlara talep olsun. Şimdi siz çok iyi bir yer, böyle yerler var Türkiye'de ama çok pahalı. Gerçekten yani o çiftliklerde kalmak çok pahalı. Bizimki öyle değil. Biz daha mütevazi bir köy olduğumuz için buraya gelmek o kadar da çok fazla bir maliyet gerektiren, hani ekonomik seviyesi yüksek insanların geldiği yer değil. Ama şöyle, ekolojik olarak ve eğitim seviyesi olarak farkındalığı çok yüksek insanlar geliyor. Hani öyle böyle insanlar gelmiyor. Mesela yurt dışından bile insanlar geliyor. Ama geldiğinde çok böyle dört dörtlük masalar kurulmasa da o geldiği şeyde buranın yerelliğini ve koruduğumuz için, yerel lezzetlerini koruduğumuz için, kültürünü koruduğumuz için bunlar gelen misafirlerimizin tekrar tekrar bize gelmesini sağlıyor. Yani bunlar da çok önemli. Yani sizin dışarıdan hiçbir şey almıyoruz. Mesela bizim burada mandalar var. Manda sütümüz, manda kaymağımız, tereyağımız çok meşhur. Kahvaltıda biz bunu veriyoruz. Bir yerden satın almıyoruz. Ama diyelim ki o hafta bizim mandalar hamile. Süt alamıyoruz. Peynir de yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Gelen misafir diyor ki bugün kahvaltıda peynir yok. Çünkü bizim hayvanlarımız, inek de olsa, manda da olsa, işte hamileler, bir süt alamadık, peynir yapamadık. Bazen böyle şaşırıyorlar ama şeyi bu. Yani doğrusu bu zaten. Böyle olması gerekiyor. Yani her şeyin mevsiminde ve zamanında ne varsa sunmamız ve yememiz gerekiyor. Çok eskilerde olduğu gibi. Yani hepimiz nasıl karpuzun çıkmasını bekliyorduk, çileğin çıkmasını bekliyorduk. Şimdi de burada gelen misafir yazın kesinlikle şey ya yani kışın mesela domates, salatalık, biber bizim Türklerin kahvaltısında çok böyle olması gerekiyor. Kesinlikle bulamıyorlar. O, yazdan yapılmış domates sosunu yiyebilirler ancak. İşte menümüz de değişik. Yaz ve kış olarak menümüzü değiştirdik. Değişik değil, öyle başladık zaten. Mevsiminde bu köyde ne çıkıyorsa, ne yetişiyorsa onlarla ikramlarda bulunuyoruz. Diğer zamanlarda şey yapmıyoruz. Satın almıyoruz ve bunu zaten çok çok karşıyız açıkçası. Benim bir tane daha sorum olacaktı Fatma Hanım. Evet. Mesela örneğin Muğla'nın bir köyüne gittiniz. Orada bir dernek kurdunuz aynı Şile'deki gibi. Nereden başlardınız? Ne yapardınız ilk olarak? Hani önceki deneyimlerinizden, hatalarınızdan, başarılı deneyimlerinizden örnek alaraktan nereden başlardınız? Ne yapardınız? Bir kısaca anlatır mısınız? Şimdi bu soru da gene çok fazla soruluyor. İşte nasıl buraya geliyor arkadaşlarımız? Aa çok güzel, eviniz çok güzel, bahçeniz çok güzel. İşte Ovacık Deneyim Atölyesi harika. Yeryüzü Pazarı da çok harika diyor. Ama bunlar böyle hadi gelin biz bir dernek kuralım. Hadi gelin biz bir yeryüzü pazarı kuralım. Ya da bir Ovacık'ta bir gün projesi kuralım diye olmuyor. Yani bunu dediğiniz zaman başarısız oluyorsunuz. Sizin demin Gözde Hoca da söyledi. Bir hikayeniz olması gerekiyor. Yani sizin bu yapacağınız ne olursa olsun o başlangıcın bir altyapısı olması gerekiyor. Yani biz buraya 94 yılında
buraya geldik. Düşünün, 2010 yılına kadar profesyonel çalışma hayatım var ama ben her cuma ve her cuma pazar hafta sonu buraya geldim. Gene ekimde, gene dikimi yaptım. Yani siz böyle kendinizi bir şeye hazırlamanız gerekiyor. Yani birdenbire bunların hiçbirisi olmuyor. Ama gene diyelim ki sizin sorunuza gelince, yani siz böyle bir dernek kurmak istiyorsunuz. Bir konumuz var. O konuda örgütleneceksiniz ve buluşmak istiyorsunuz insanlarla. Öncelikle o yapacağınız konuyu belirledikten sonra size destek olan insanları seçmeniz gerekiyor. Bu çok fazla insana da gerek yok. Bunun için 4-5 tane insan olsa yetiyor. Çünkü biz de öyle başladık. Hani 3-4 tane bazılarına öyle bir şey oldu ki ailelerimizi kattık. Çünkü bazı resmi şeylerde de kişi sayısı gerekiyor. Onları kattık ama her şeyi ben yapıyorum. Muhasebe kaydını da şey yapıyorum. Başkanlığını da yapıyorum. Yönetim kurulu başkanlığını da yapıyorum. Yani sizin o insanları biz de bunu kurarken etrafımızdaki köylülere gelin böyle bir dernek kuralım, bunu yapalım dediğinizde herkes şöyle diyor. Aa tabii çok iyi yapalım hemen diyor ama işler şeye geldiğinde, hani hayata geçirmeniz gerektiğinde pratikte çok fazla yalnız kalınıyor. Bunu çok iyi şey yapmak lazım. Yani yanınızda olacak insanları çok iyi belirleme, güvenilir insanlar gerekiyor. Yani sizi yarıda bırakanlar çıkabiliyor. İşte size zarar vermek isteyenler çıkıyor. Bu muhtarından şeyine kadar, yani yerel yönetiminden birisine kadar, hani hem rekabet olan, kıskanan, bir sürü politika giriyor. O kadar çok şey giriyor ki bunun içine. Hani her birinle ayrı ayrı savaşmak gerekiyor. Yani o kadar kolay değil gerçekten ama yapılıyor. Bu arada bir soru daha gelmiş. Size okuyun çünkü ben çok uzaktan göremiyorum. Evet, hatta bir tane daha gelmiş. O zaman son soruları da toparlayalım. Sonra yavaş yavaş 15 geçe gibi tamamlar. Kısa bir arayla devam ederiz. Yerel halkın motivasyonu nedir katılımda demiş Şerife Hanım. Ve Alper Bey, başka ülkelerde benzer çalışmalar yapan derneklerle iletişiminiz var mı? Nasıl bir bağ kurulabilir sizce demiş. Bu iki sorumuz var şu an. Tamam. Şimdi dediğim gibi, yani başlangıçta her şey çok zor geçti. İkna etmek, savaşmak gerekli hem köylülerle hem yerel yönetimle. Ama şöyle, ne zaman ki buraya misafirler gelmeye başladı ve insanlar, bizim köylülerimiz para kazanmaya başladı, tabii ki kadınlar, herkes ikna oldu. Şu an herkes çok mutlu. Hatta bunun, yani niye daha önce yapmadık, neden geç kaldık? Mesela bizim projemiz böyle her gün açık bir proje değil, proje alanımız. Yani rezervasyon ve kayıt olmadan gelemiyorsunuz. Ama şeylerimiz, çalışan kadınlarımız şöyle diyor, ablacığım her gün açalım, her gün gelsinler demeye başladılar. Bu sadece şeyle, hani hem ikna ediyorsunuz ama eninde sonunda hep bir para kazanmaya veriyor. Para kazandıktan sonra herkes bakalım özgürlüğünü ele aldıktan sonra sorun kalmıyor. Yurt dışındaki örnekler için sormuşlardı. Benim Slow Foods International'la ilişkim olduğu için tabii ki çok fazla hem eğitimlere katılıyorum, hem ziyaretler yapabiliyorum, davet ediliyorum. Pandemi olmasaydı gene gidecektik. Yani düzenli gittiğimiz hatta yerler var. Burada uygulanmayacak şey yok. Onlara da biz zaten bakıp burada yapmaya çalışıyoruz. Yurt dışından dostlarımızı buraya çağırıp burada bizle beraber olmalarını ve deneyimlerini yaşatmalarını istiyoruz. Tabii gastronomi çok bizim için çok önemli. Yani gastronomi, dünyadaki gastronomi şefler bile bize katılıp bize destek vermeye çalışıyorlar. Hani sesinizi duyurabildiğiniz zaman aslında bunların hepsi. Görünür olduğumuz zaman size ulaşılıyor herkes. Evet. Bir de Fikri Bey demiş, Kastamonu'da da yeryüzü pazarı kurma hazırlıkları başladı. Pandemi nedeniyle biraz ağırdan alıyorlar demiş. Evet, evet. Zaten Kastamonu'dan arkadaşımız gelmişti yeryüzü pazarını ziyarete. Bizim tabii en çok istediğimiz şey yeryüzü pazarları artsın, işte Ovacık'ta bir gün projeleri artsın. Türkiye'nin her yerinde de olsun ki
o zaman gelişebileceğimizi şey yapıyoruz. İnşallah Kastamonu'da açılacak bu şey bitince. Gülsen Kırbaş Hanım önderlik evet. yapıyor demiş. Son arkadaşımız. Evet. Şimdi genel olarak başka soru ya da söz almak isteyen var mı? Ona göre bir toparlayacağız bu bölümü de. Yani fotoğraf paylaşacaktım, paylaşamadım. Ay, ama şey paylaşabilirsiniz. Göndermiştim size ama. Evet. Benim ona şimdi WhatsApp'tan girmem lazım. Şu an kayıt yaptığı için şeyi ekranı küçültemiyorum. Ama şeyde siteyi açtım ben. İsterseniz yani burada biraz önce hani siz de gördünüz mü bilmiyorum ama sitede ona benzer fotoğraflar vardı. Hani var. Evet ama şuradan nereden yapabileceğimi şimdi şey yapamadım yani. Ama benim bakmam gerekiyordu. Biraz hazırlıksız oldu. Yine siz soru varsa bakarsınız. Tamam, ben de bu arada şeyi paylaşayım en azından. Biraz önce görmeyenler varsa tekrar. Bizim şeyimizi de ben yazayım şuraya. Evet. Ya burada zaten gönderdiklerinize aynı benzer fotoğraflar var. Burası evet. görüyorsanız köy. Evet, görüyorum. Evet. Yani bu slow food'la ilgili bölümde. Diğerleri de sitede evet. herkes inceleyebilir. Evet. Bu şeyler de çok güzel. Kadınların yaptığı çalışmalar, taş baskı sergisi. Şile bezi tabii. Onu şey yapmadım. Şile'de olduğumuz için Şile bezi bizim için de çok önemli coğrafi işareti olan bir ürün. Tabii kadınlarımızın da çocukluktan itibaren bu işin içindeler ve bilmeyen yok tabii bizim şeyimizde de. Şile'nin her yerinde olduğu gibi. Evet. Bu atölyelerde de işte birçok görsel var. Çok güzel gerçekten. Yani insanın gelip göresi geliyor. Fatma Hanım gerçekten çok teşekkürler. Yani çünkü somut örnekler çok anlamlı oluyor. En azından bu işi gerçekten yapmak isteyenlere de bir rol model oluyorlar. Siz de Türkiye'de gerçekten örnek olmuş çalışmalardan birini yapıyorsunuz. Hem de birçok alanı yine birleştirmiş durumdasınız ekoturizmle ilgili. Yani konuk olduğunuz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi bakıyorum siz paylaştınız zaten en azından hem evet, sayfaları. Şimdi o zaman teşekkür ediyoruz. Çok sevgili ve sayın katılımcılar, şu an 16:13 oldu. 16:30'a kadar ara veriyoruz. Los Angeles'la da bağlantıyı kurduk. Orada sabahın şu an 6:30 gibi olacak. Emrah Bey katılıyor olacak. Şimdi arada tabii ki gidenler de oluyor. 4'te mesai bittiği için onlara da en azından bir 10 dakika yol izni vermiş gibi oluruz. 16:30'da burada görüşmek üzere diyorum. Ama lütfen katılıma devam edelim. Son bölümde gerçekten çok keyifli ve açıcı olacak. 16:30'da görüşmek üzere diyorum.
Başlayabiliriz. Zaten eğitimimiz yani ilk günden itibaren bugün 4. günü kayıt altına alıyoruz. Birazcık tabii ki bu saat 4 mesai bitimine de denk geldiği için Türkiye'de kayıt üzerinden de izleyen çok fazla katılımcımız var. O yüzden akışta bir problem olmuyor. Şu an canlı gidenler olsa da kayıttan da izlemeye devam ediyorlar. Buyurun. Okay. Ben o zaman ekranımı paylaşarak başlıyorum. Herhalde gözüküyor, bir problem yok, doğru mudur? Yok, gayet güzel gözüküyor, evet. Okay. Şimdi senin de dediğin gibi başlığımız ekoturizmde markalaşma ve dünya örnekleri. Fakat doğal olarak aslında herkes gibi birazcık şu markalaşma dediğimiz meselenin pazarlamayla karıştırılması için... Ben önce benim en çok markalaşma meselesinde tartışma yaratan meselenin bir kere altını çizmek istiyorum. O da nedir? Markalaşma dediğimiz hikaye senin kesinlikle ne olduğun değil, nasıl algılandığın üzerine kurulu bir mantık. Şimdi ne demek bu? Yani siz çok... net bir şekilde kendinizde inandığınız bir takım değerleriniz olabilir ama dışarıya bunun mesajlarını vermediğiniz müddetçe, böyle algılanmadığınız müddetçe sizin markanız hiçbir zaman ne olduğunuzu umursamaz. Çünkü bu bence tartışmaların pek çoğunun altında yatan temel bir ilke. Bunu çok iyi anladıktan sonra ülke algısı, ondan sonra şehir algısı üzerine konuşalım. Yani başa dönüp buna referans vermem gerekebilir. Şimdi bu benim için en önemli nokta, fakat dünyanın en zengin adamı diye tanımlanan Taco Bell'den dünyanın en zengin adamlığına çıkan Jeff Bezos'un bu konuda güzel bir sözü var. Ben bunu çok önemsiyorum. Diyor ki Jeff Bezos, markanız odada olmadığınız zamanlarda başkalarının sizin hakkınızda söylediği şeydir. Bence bu çok değerli bir yaklaşım. Çünkü gerçekten sizin özellikle şirketlerde, ülkelerde, bizim bir araya geldiğimiz şehir konseylerinde sizin kendiniz hakkınızda ne düşündüğünüz değil, başkalarının gelip sizi okuması çok değerli. O yüzden biz özellikle araştırmalarımızı yaparken mümkün olduğunca geniş anket grupları ve röportajlar yapıyoruz ki herkesten bağımsız soruları almaya çalışalım. Şimdi gelelim markalaşma meselesine. Markalaşma meselesi aslında tarihte doğal olarak bildiğiniz gibi sahip olduklarımıza damga vurmak üzere, markamızı bir yere sabitlemek üzere kurulmuş bir yapı. Bu sahip olduklarına damga vurma meselesi aslında çok basit bir örnekle hakikaten ilkel çağlardan beri sahip olduğunuz mallara, sahip olduğunuz şeylere bir marka yerleştirerek onun size aitliğini tanımlıyor. Fakat yıllar içerisinde bu çok değişmiş ve artık bu damgayı, bu marka damgasını eşyalara ya da objelere, işte başka şeylere değil, biz gelişen çağda insanların akıllarına vurmaya çalışıyoruz. Şirketler de böyle yapmaya çalışıyor. İşte ülkeler de böyle yapmaya çalışıyor. Ve doğal olarak destinasyonların tümü ve şehirler de böyle yapmaya çalışıyor. Yani akıllarda bir damga oluşturmaya çalışıyoruz. Buradan kastımız şu. Bizim ne değerlerimiz var? Biz bütün bu arz talep dengesi içerisinde nerede oturuyoruz? Ya da köklerimiz bizi nereden buraya taşıyor? Ve taşıdığı bu yer içerisinde biz neleri temsil ediyoruz? Yani marketteki aslında bizi diğerlerinden ayıran nedir'i tanımlamış oluyoruz burada. Şimdi bu çok teorik bir söz gibi gelebilir. O yüzden örneklerle anlatmak istiyorum biraz. Las Vegas bunun çok güzel bir örneği. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun insanların Las Vegas konusunda kafalarında net bir kavram var. Ve bu şehir kurulduğu yıllardan bu yana aslında Frank Sinatra'nın, Dean Martin'in de yardımlarıyla tabii ki çok net bir şekilde eğlence dünyasıyla
eş şekilde algılanan bir konsept olmuş. Hatta Vegas'ın bence çok cesur bir vaziyette kullandığı bir de sloganı var. Diyor ki whatever happens in Vegas stays in Vegas demişler. Yani Vegas'ta ne olursa olsun orada kalır demişler. Pandemi bile bunun engeli değil. Öte taraftan Vegas'ın tabii Sin City diye tanımlanıyor olmasının arkasında da gene bu core'daki idea var. Peki yakın bir örneğe bakalım. Dubai. Dubai bir anda yaptığı inanılmaz binalarıyla ve zenginliğini mimariye yansıtmasıyla bir anda kafamızda aslında ihtişamla örtüşen bir kavramı kendisine benimsedi. Ama bir başka tarafa doğru ilerlediğimiz zaman Türkiye'den bir başka örnek var ki o da Paris. Ve gerçekten Paris'e baktığımızda da Paris'te aklımıza gelen en temel şeylerden bir tanesi romantizm. Gerçekten Paris aşkların şehridir. İşte ve bunun üzerine kuruludur. Yani gördüğünüz gibi aslında bütün şehirler ister istemez, bütün ülkeler de ister istemez bir takım kavramları kendilerine ait kılıyorlar. Bunlardan bir tanesi benim çok başarılı bulduğum bir örnek. Çünkü gene Las Vegas gibi sonradan yaratılmış bir örnek. Bir rakibini söyleyeyim Hawaii'nin. Mesela Fiji Adaları. Fiji Adaları gene denizden oldukça denizin belli bir mesafesinde anakaraya. Ama bir şekilde rakibi olan Fiji Adası'na göre Hawaii kendisini çok net bir şekilde turizmde balayı ile özdeşleştirmiş. Bu çok büyük bir avantaj ve çünkü pek çok insanın aslında evlendikten sonra balayına Hawaii'ye gitme meselesi özellikle dünyanın bu kısmında çok temel bir şey. Yani bu tabii rastlantısal değil. Bu gene en başta konuştuğumuz o marketing meselesiyle çok alakalı. Yani Hawaii balayı şehri midir? Hayır ama algısı öyledir. O yüzden herkes Hawaii'ye gider. Bunun da arkasında pek çok sebep var. Bunlardan bence en önemlisi de gerçekten sinema endüstrisinin burayı özellikle tatil ve özellikle balayı ile ilgili bilinçli olarak Hawaii Film Komisyonu'nun bilinçli olarak bu konudaki tarih içerisinde verdiği siparişler ve yapılan filmler. Elvis Presley ile başlayan işte Adam Sandler'a kadar devam eden. En son şu anda benim son 25 yıldır yaşadığım şehir Los Angeles dediğimiz zaman da doğal olarak herkesin aklına tartışmasız sinema geliyor. Bunlar tahmin ediyorum bir takım kavramları şehirlerin kapsaması açısından fikir verici örnekler oldular. Şimdi bunlar şehirlerin nasıl algılandığı. Peki gelelim ülke markasına. Ülke markasını yani biz bir ülke aklımıza geldiği zaman nasıl algıladığımızla ilgili. Bu aklımıza gelen kavramı, hissiyatı aslında ayakta tutan 6 tane temel sütun var. Benim için bu destinasyon markalaşmasındaki en temel 6 sütun. Sizlerle burada geçmişte çektiğim bir videoyu paylaşmak istiyorum. Birazcık kısa bir video ama içerisindeki grafiklerin animasyon ve anlatım şekli gayet net olduğu için bence bu konsepti gelin hep birlikte orada izleyelim. Devamında ben tekrar alacağım. Ekranda gördüğünüz Türkiye'nin markası değil. Logosu. Türkiye markasını görmek için Google'a gitmeniz gerekiyor. Bizim ne olduğumuzu düşündüğümüz önemli değil. Bunun yerine nasıl algılandığımızı anlamamız gerekiyor. Son günlerde Türkiye denildiği zaman zihinlerde uyanan çağrışımlar daha ziyade devlet ve politika ile ilgili. İnsanımız, sanatımız, bilimimiz, kültürümüz, tarihimiz, ürünlerimiz ve turistik değerlerimiz gündemin gölgesinde kaldı. İçinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun bu değerlerin hiçbirisi kenara koyabileceğimiz, geliştirmeye ve tanıtmaya ara verebileceğimiz değerler değiller. Marka insanların sizin hakkınızda düşündükleri şeydir. Aklınıza gelen her şeyin bir markası vardır. Biz ne yaparsak yapalım bir markamız olacaktır. Markalaşma ise
bu algının yönetilmesi işidir. Turizm dahil olmak üzere her konuda arzu ettiğimiz hedeflere ulaşmak istiyorsak markamızı yönetmeye mecburuz. Turizm tanıtımı ülke markasını besleyen ve aynı zamanda ondan beslenen bir alan. Bu ikisi birlikte ele alınması gereken unsurlar. Başka bir deyişle Türkiye'de geçirdiği zamandan memnun ayrılan her turist ülkesine döndüğünde bir marka elçisi olarak tanıtımımızı üstleniyor. Türkiye'ye gelmeyi düşünen potansiyel bir turistin kararı da yurt dışında, sokaklarda, dergilerde gördüğü reklamlarla oluşmuyor. Bu karar ülke ile ilgili edindiği genel izlenime bağlı. Amacımız bu izlenimi belirlemekte rol alan her birey ve her kuruluşun gönül rahatlığı ve beğeniyle benimseyip sahip çıkabileceği marka fikrini ortaya çıkartmak ve bu fikri 2014 yılı ile başlayarak turizm tanıtım kampanyalarında kullanıma sunmak. Üzerinde çalıştığımız sıradan bir şirket veya ürün olsaydı insanların izlenimlerini şekillendirebilmemiz nispeten kolay olurdu. Ama Türkiye bir ürün veya bir şirket değil. Türkiye markasının insanlarla temas ettiği sayısız nokta ve kanal var. Yol soran bir turiste yardım eden amcamızdan, New York'ta açılan baklavacımıza, Orhan Pamuk'un Nobel almasından Davos'taki dış politika çıkışlarımıza kadar aklımıza gelebilecek her şey bu izlenimin bir parçası. Türkiye markası şu anda hangi noktada? Marka değerlerimizi nasıl ölçebiliriz? Uzmanlar ülke markasını 6 farklı kategoride değerlendiriyorlar. İnsanlar, ürünler ve ihracat, devlet, turizm, kültür ve miras, yatırım ve göç. Çok kısaca insanlar kategorisi yıllar içerisinde oluşmuş ön yargılar. Barbar Türkler, yaratıcı Fransızlar, pis Araplar, gürültücü Amerikalılar gibi. Ürünler ve ihracat ise Fransa'nın Louis Vuitton'u, İtalya'nın Ferrari'si. Yani ürünlerin ülkeye kattığı değerler. Devlet, Küba'nın Castro'su, İtalya'nın Berlusconi'si denince aklımıza o ülkeyle ilgili oluşan algı ve fikir. Kültür ve miras, Mevlana'ya ne kadar sahip çıktığımız, yönetmenimizin, müzisyenimizin, yazarımızın arkasında nasıl ve ne kadar durduğumuz. Yatırım ve göç ise serbest ticaret bölgeleri, yabancıların yatırımlarını çekmek için verdiğimiz teşvikler ya da ülkenin cazibesini arttıran avantajlar. Mesela bunun başarılı örnekleri içerisinde green card çekilişleri, Kanada'nın doktorası olanlara vatandaşlık vermesi gibi. Turizm ise turistlerin ülkemizde yaşadığı deneyimin ta kendisi. Biz de bu 6 ölçeği poligon grafiği olarak görselleştirdik. Nation Brand Index verilerini kullanarak ülkemizin marka değerini bu grafik üzerinde görebiliriz. Şimdi de turizm alanında önümüzde olan 5 diğer ülkenin markalarına göz atalım. İtalya, İspanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa. Evet, şimdi kısaca bu 6 sütunu tanımlamış olduk. Bunların arasında bence çok ilginçler var. Özellikle biz marketingçilerin bilinçli olarak kullandığı bir takım algı oyunları var. Mesela bu ürünler ve ihracatta çok ilginç bir örnek söylemek istiyorum. Neutrogena diye bir el kremi markası vardır. Bilmiyorum Türkiye'de de satılıyor. Görenler olmuş mudur? Üzerinde Norveç bayrağının olduğu, altında da işte Norveçli denizcilerin soğuk hava şartlarına karşı kullandığı bir el kremi falan diye satılır. Aslında Neutrogena'nın Norveç'le falan hiçbir alakası yok. Neutrogena tamamen Amerika'da Carlsbad kasabasında yapılan bir krem. Ama Norveç'in o soğuk algısının insanlara verdiği bu şeyi kullanıyor aslında bu ürün. Yani gerçekten siz bir İsviçreli'nin dakik olmasını, bir Alman'ın atıyorum çok zamanlama konusunda net olmasını beklemeniz gibi.
açıkladım zaten orada da devleti ama yani biraz eski örneklerdi ama bugün hani gerçekten Trump'ın Amerikası ve Obama'nın Amerikası arasında net bir algı farkı vardı. Şimdi baktığınız zaman hatta Obama'dan bile önce Bush'a ülke markalama indeksleri bu ölçüleri ölçtüğü zaman çıkan rakamlar çok net bir şekilde bize ilginç şeyler söylüyor. Kültür ve mirastaki ayrım çok net. Kültür aslında miras aslında geçmişteki, o yüzden Mevlana'yı örnek verdim ama kültür bugünkü kültürü nasıl yönettiniz? Neyse çok uzatmayalım, biraz zamanımız. Esas konumuz turizm ve turizm bizim bu konu içerisinde yani ekoturizmdeki en önemli değerimiz. Şimdi bunu niye böyle bir structure'la buraya doğru geldim? Çünkü aslında turizmin neyin parçası olduğunu anlatmam gerekiyor markalaşma kısmında. Şimdi pek çok değer var turizmde insanların Türkiye'ye gelmesine sebep olan. Biz yaklaşık 2 yıl boyunca aktif olarak ve 5 yıl boyunca da bizim kampanyamız Türkiye'nin markalaşmasını yaptığı için. Şimdi baktığınız zaman o kadar ilginç ki hakikaten Ruslar deniz, kum ve güneşe geldikleri çok net. Yani aralarında çok ender olanları kültür turizmi yapıyorlar. Bir müzeye gidiyorlar, bir yerleri görmek istiyorlar. Ama Amerikalılar tam tersi. Amerikalılar da mesela evet denize gelen de var ama sırf onun için gelmiyor. Çünkü burnunun dibinde Bahamalar var, Meksika var, işte Sandbars var. Ama Amerikalı daha çok kültür turizmine geliyor ve rehberli geliyor, para harcıyor. Gerçekten neredeyse 10 tane Rus'tan daha çok para harcıyor tek başına. Fakat bütün bunların arasında bizim için en önemli nokta, şimdi konumuza doğru daralmaya başlıyorum, doğal güzelliklerimiz ve aslında içerisinde bulunduğumuz bu kakun, bu koza. Türkiye'deki en önemli değerlerden bir tanesi bu. Bakın, Londra'ya giden bir turist neredeyse yıllar içerisinde eklenen yeni bir takım mimari şeyleri görmeye gider. Mesela atıyorum Giant Wheel'ı ya da Millennium Bridge'i ya da işte yeni modern Tate binasını görmeye gider. Mesela Türkiye'de biz o kadar çok yeni anıtsal mimari eklemiyoruz yapımıza. Ama doğal güzelliklerimiz her zaman varlığını koruyor. O anlamda çok avantajlı bir ülkeyiz. Fakat aynı avantajda öte taraftan çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü her anlamda aslında zarar görebilecek bir yapıya sahibiz. Ve bunu çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu kavram, bu noktada da aslında eminim bunu çok uzun zamandır zaten bu şey aracılığıyla, bu seminer aracılığıyla duyuyorsunuz ama sürdürülebilir turizm dediğimiz mevzu gündeme geliyor. Siz bunu sürdürülebilir yapmadığınız zaman turizminizi ve doğanıza, doğal güzelliklerinize, kültürünüze, sadece doğaya da değil, kültürünüze sahip çıkmadığınız zaman net olarak ya da care etmediğiniz zaman, yani ona önem vermediğiniz zaman öyle bir noktaya geliyor ki zamanla gelecek kuşakların haklarından siz yemeye başlıyorsunuz. Onlar için onlardan borç almaya başlıyorsunuz. Şimdi sürdürülebilir turizm dediğimiz konsepte de aslında buralar benim alanım değil ama konuyu toparlamak için oraya gelmek istiyorum. Çok net olarak bu konsepte dokunan işte çevre dostu turizme, minimum etki turizmi, alternatif turizm gibi pek çok kavram var. Bunlar aslında birazcık yan yana gelerek birbirlerini tamamlıyorlar. Bunlardan bir tanesi mesela bence en önemlisi soft turizm. Gerçekten hani küçük bed and breakfast'lardan tutun da daha doğal bir turizmin önerildiği bir şey sürdürülebilir turizme daha yakın. Şimdi çok hızlı geçeceğim burayı. Ekoturizmin prensipleri var. Uluslararası Ekoturizm Derneği ekoturizmi tanımlamış, peşinden bu faaliyetleri uygulayanların uyması gereken bir takım prensipler tanımlamış. Diyor ki etkileri en aza indirin, kültürel farkındalık ve saygı oluşturun, olumlu deneyimler gösterin. Bence bu çok önemli gerçekten, çünkü siz anlattığınız zaman onu insanlar
örnek olarak algılıyor. Yani ben mesela Kolombiya'da biz bir proje yaptık. Kolombiya'nın Cartagena şehrine defalarca gittim geldim. Orada bütün rehberler size aslında kale içerisinin nasıl korunduğunu ve orada yapılan korumayla ilgili değişiklikleri anlatmaya başladığı zaman sen bu sefer oraya farklı bakmaya başlıyorsun. Ve ben de doğal olarak düşündüm ya bizde de bir Antalya kale içi var. Yani neredeyse tekrar inşa edildi korumak yerine falan. Yani insan ister istemez olumlu deneyimleri gördüğü zaman algılamaya başlıyor. Fonların oluşturulması aslında burada gerçek bahsettiğimiz şey. Ama öte taraftan da bunu birebir benim için ne oldu meselesinin söylenmesi lazım halk açısından. Ziyaretçilere ev sahibi ülkelerin politik siyasal sorunları da akılda kalıcı, yorumlayıcı deneyimler anlatın. Bu aslında çok net, yani şunu söylemeye çalışıyor. Yani siz mesela camiye giderken üstünüze başınıza bir kıyafetinizi düzeltiyorsanız, ayakkabınızı çıkartıyorsanız ya da girerken girdiğiniz yerin orasını yanınızdaki insanlara hissettiriyorsanız onlar da ona göre hareket ediyorlar. Tartışmasız az zararlılar bilmem ne. Şimdi bütün bunları siz zaten bu seminer boyunca bir sürü yerde dinlediniz. Şimdi ben bir hikaye anlatmak istiyorum burada kısacık. Biliyorum biraz hızlı gitmem lazım ama. Şimdi bu hikaye bence bütün bu ekoturizm meselesini ne çok güzel bana anlatıyor. O yüzden sizinle paylaşmak istiyorum. Bu hikaye Everest dağında geçiyor, Himalayalarda. Ve Everest'e çıkmak isteyen pek çok ekibin yol boyunca kamp yapması gereken belli yerler var. Yani başladığınız yerden base camp'e gidiyorsunuz zaten direkt. Birinci kampa gittiğiniz bir gün, ikinci kamp ikinci gün ve bunlar gün uzunluklarına göre yerleşmiş olan kamp sıralamaları ve herkes buna uyarak tırmanıyor Everest'e. Fakat Amerikalılar, aceleci Amerikalılar bir şekilde bir sabah base camp'ten çıkıyorlar ve birinci kampa geliyorlar. İşte fotoğraflarını çekiyorlar. Fakat bir bakıyorlar ki saat daha çok erken ve gelmeden önce de hemen Everest'in yakınlarında Nepal'deki küçük köylerden bir tanesinden Tibetli rahipler çağırıyorlar rehber olarak. Bu oradaki geleneklerden bir tanesi. Yani siz gerçek tırmanıcılarsanız direkt Tibetli rahiplerle tırmanıyorsunuz. Onun dışında özel turlar, şunlar bunlar var ama yani gerçek şeyler tırmanıcılar böyle yapıyor. Şimdi ilk geldikleri kampa geldikten sonra diyorlar ki ya saat daha erken, biz ikinci kampı da rahatlıkla yapabiliriz. O yüzden Tibetli rahiplere diyorlar ki hadi devam edelim. Tibetli rahipler önce duymazlıktan geliyor. Bunlar diyorlar ki hani tekrar hazırlanıyoruz, kampı kurmayacağız. İkinci günü de yapacağız ilk günden. O yüzden hemen devam edelim. Tibetli rahiplerin bence çok güzel bir sözü var. Diyorlar ki gelemeyiz. Çünkü ruhumuz arkada kaldı. Ruhumuzun bize yetişmesini beklememiz lazım. Bence hakikaten bu çok düşünmediğimiz bir şey. Bence çok güzel bir örnek. Ruhumuzun bize yetişmesi için o gereken zaman, o gereken ortam, o gereken zen durumun oluşması birazcık işte bu ekoturizmin altyapısını bana iyi tanımlıyor. Şimdi gelelim markalaşma örneklerine. Aslında ilk konu başlığımız olan kısmı birazcık anlattık. Şimdi bir takım örneklerle ilerlemek istiyorum. Benim için en önemli, en beğendiğim kampanyalardan bir tanesi ekoturizm özelinde %100 pure kampanyası, 100% pure kampanyası. Bu kampanya Yeni Zelanda'nın 1999'dan beri yürüttüğü bir kampanya ve gerçekten bütün pazarlama, marketing, reklamcılık dünyalarında herkesin çok özenle beğendiği bir kampanyadır. Çünkü Yeni Zelanda şunu fark ediyor ki gerçekten az önce bizim de tanıdığım gibi ekolojik değerleri onlar için ellerindeki insanların oraya gelmesini sağlayacak en önemli değer.
Tabii ki bir takım lokal insanlar da var, orada yaşayan obercinler de var. Ama bunlardansa aslında doğayı, ekolojiyi tanımlayacakları bir kampanya yürütüyorlar. Hatta bu kampanya öyle bir noktaya geliyor ki reklamlarında bile aynı pure olma durumunu göstermek istiyorlar. Diyorlar ki sadece biz bir fotoğraf koyacağız, altında yazısı olacak. Hiç böyle bir hani aynı sadeliği, aynı pure'luğu oraya da taşımaya karar veriyorlar. Ve bu kampanya defalarca o kadar çok ödül aldı ki dünyanın her yerinden. Bu bir tabii print kampanyası ama bu kampanyanın yanı sıra yani bütün reklam filmlerinde de yani özellikle çok tavsiye ederim hakikaten reklam filmlerini Yeni Zelanda'nın bir YouTube'da arayıp izleyin. Yani çok zevk alacaksınız. Fakat bence %100 Pure New Zealand kampanyasının en önemli başarılarından bir tanesi gerçekten insanların en çok etkilendiği sinema sektörünün yani üzerine bir de para verip evimize soktuğumuz sinema sektörünün insanların akıllarında iz bırakan bu sektörün çok akıllıca kullanılmış olması. Özellikle Lord of the Rings ve Hobbit serisiyle başlayan bir sinema kampanyasını çok net olarak Yeni Zelanda kullandı. Bunların başında da açıkçası Peter Jackson geliyor. Peter Jackson zaten bir Yeni Zelandalı olarak da kendi ülkesinde bütün bu hazırladığı filmleri özellikle burada çekti. Bu fantastik dünyayı yarattı. Ama filmler kadar filmlerin çekildiği yer de çok net olarak insanların kafasında tanımlanmış oldu. Ve siz filmi izlerken gördüğünüz o inanılmaz görüntülerin gerçekten bilgisayardan yapılmış, gerçekten var mı olduğu meselesi hep sorgulanmış oldu. Ama bir anda yani Lord of the Rings ve Hobbit serisi insanların kafasında Yeni Zelanda'yı ayrı bir yere oturdu. Hatta bunun için de ilanlar yaptılar. Hani sanki Oscar alıyormuş gibi ülke. Best Supporting Country in a Motion Picture. Bu Oscar'ın verilirken ki terimidir. Bu tipte ilanlar da yapıldı. Şimdi gelelim ikinci isme. Bu da James Cameron. Yani dünyanın en önemli yönetmenlerinden birisi. Biliyorsunuz Titanic filmi yıllarca gişe rekorları kırılamayan bir film oldu. İnanılmaz şekilde büyük bir başarı yakaladı. Ama Titanic'in hemen peşinden 12 yıl bekledi James Cameron yeni bir film yapmak için. O da Avatar. Avatar'da gene dünyanın en büyük gişe rekoru ve insanları en çok etkileyen, aslında ekoturizmle de ne kadar yakından alakalı bir film olduğunu görebiliyorsunuz. Her ne kadar böyle bir aksiyon filmiymiş gibi gözükse bile aslında o aksiyonun arkasında yatan kavga, ekolojik dengenin korunması, oradaki yerel halkın korunması üzerine kurulu bir filmdir. Bence o gözle Avatar'ı tekrar bir izlemekte fayda var. Çok kısa bir film var, onu izletmek istiyorum size. Bu film James Cameron'ın, İngilizce ama biraz hızlı geçeceğim. James Cameron'ın Yeni Zelanda ile ilgili bakış açısını anlatıyor. In high school, I took a bus to school, an hour each way, every day. And I was always absorbed in a book, which took my mind to other worlds and satisfied this insatiable sense of curiosity that I had. It was all about trying to understand the world, understand the limits of possibility. And my, you know, love of science fiction actually seemed to be mirrored in the world around me. You know, nature's imagination is so boundless compared to our own meager human imagination. And, you know, along the way in this journey of discovery, I learned a lot. But I had to, at a certain point, say, what am I doing out here? Why am I doing this? What do I get out of it? Not fame, not glory, not money. What are you doing? You're doing it for the thrill of discovery. So what can we synthesize out of all this? You know, what are the lessons learned? Well, I think number one is curiosity. It's the most powerful thing you own. Thank you.
Evet, James Cameron'ın da kendisiyle benim tanışma şansımla birlikte çalışma şansım da oldu. Aslında en önemli ürünü olan Avatar'ın da afişlerinden bir tanesini ben tasarladım, bu gördüğünüz örneği. Şimdi ikinci örneğe gelmek istiyorum. Faroe Adaları. İngiltere'nin kuzeyinde bir Nordik ada. O kadar küçük bir ada ki Google oraya araç gönderip orayı Google'ın mapinde göstermeye değer vermiyor. Göstermemeye karar veriyor. Çünkü çok küçük bir yer, değmez diyorlar. Fakat Faroe'lular buna bozuluyorlar ve kendilerinin ürettikleri bir kampanya var. Bence hakikaten ekoturizmi ifade eden inanılmaz bir marketing kampanyası. Ne yazık ki bunun da bir filmi var ama çok güzel bir film. İngilizce olacağı için herkes anlayacak mı bilmiyorum ama eminim hissedeceksiniz ne olduğunu. Bence ikinci kampanya olarak da hemen bunu paylaşıyorum. How do you create awareness about one of the smallest, most isolated and beautiful countries in the world? A place where Google Street View hasn't even been. With a total media budget of zero. Introducing Google Street Sheep View. We mounted a 360 camera on the back of a sheep with a mobile phone and solar panels. The sheep took 360 pictures and videos, and we uploaded them to Street View through Google's API and documented the process. Then we sent out a press release together with Google Cardboard glasses. Within an hour, it was all over the news. And it went viral from there. We engaged our followers and maintained the buzz with more videos and activities. Each time we asked our followers to help and hashtag We Want Google Street View. We want Google Street View. We want Google Street View. Thousands we want Google Street View. 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 Suddenly, one day, Google liked the project and decided to help. They supplied us with cameras and a tracker. At the same time, we developed our own special version of Street View even further. We lent out cameras so everyone could participate. People started creating ship view, horse view, skateboard view, kayak view, and even wheelbarrow view. We were proud to announce mission accomplished. And then we went viral again. Idea to get Google to map the island, put a solar panel on the bottom of the ship. It's called Sheep View 360. It's called the most beautiful island on the planet. Now the islands are located north of the United Kingdom, past Prince Sassy, and by the population of the area is just about the natural landscape. And it's time that this hidden Nordic nation is revealed to the world. So far, we reached more than 40,000 times as many people as live in the Faroe Islands. Everyone was mentioning Sheep View. Sheep View proved so successful that 2 weeks into the campaign, most hotels were sold out. At the end, we didn't just get Google Street View to the Faroe Islands, we got the whole world's attention. Evet, gerçekten bence çok samimi, çok düşük bütçeyle oluşturulmuş, çok akıllıca bir kampanya ve ne print ayağı var, tek başına çok iyi bir fikirle hareket edilmiş. Üstelik de doğal değerleri kullanarak yapılmış bir kampanya. Teşekkür ediyorum. Mümkün olduğunca zamanımı bir kullanmaya çalıştım. Herhalde fena değil. Fena değil, mükemmel. Yani tam
Emrah Bey, gerçekten zamanlamanız çok iyi. Yani tam gerçekten konuştuğumuz sürede noktayı koydunuz. Hakikaten çok ufuk açıcı bir bakış açısı oldu. Çünkü bütün bu geniş eğitim programında çeşitli adımlar var. Bunların hepsini daha önce de bahsetmiştim. Başta ekoturizm nedir'den geldik. İşte dünya örneklerinden, Türkiye örnekleri. Şimdi hani bu iletişim boyutunda da bir bakış açısı kazandırdı. Çünkü bir de çok vizyoner bir şekilde önce çerçeveyi çizdiniz. Sonra adım adım geldiniz, örneklerle birleştiniz, birleştirdiniz. Bu arada hani yorumlar da gelmeye başladı. Hani olağan dışı bir sunum, müteşekkirim, harika bir sunum, ilham verdi diye size birçok chatte de yorumlar gelmeye başladı. Hani hakikaten aynı zamanda kayıt altına alıyor olmamız çok anlamlı. Çünkü eğitime gerçekten ilk günden beri çok talep var. Ancak şu an hani tam mesai bitimi ve işte yarın da çıktı tekrar 3 günlük bir kapanma. O sebeple gitmek zorunda olanlar oldu. Ama bu yani ulaşacağı hedef kitle çok geniş olacak gerçekten. Sorulara bakıyorum ben. Emrah Bey'i bu platformda dinlemek çok büyük bir zevk demiş Dilşat Hanım. Onun dışında Fikri Bey, ülkemizin tanıtımı açısından Atatürk markası yeterince kullanılabiliyor mu sizce diye sormuş. Amir Bey de çok teşekkür etmiş. Süper bir sunum. İsterseniz bu soruyla başlayalım. Sonra söz almak isteyen bir iki kişi daha var Emrah Bey. Buyurun. Bence tabii önemli ve hassas bir soru. Atatürk markasının yeterince kullanılıp kullanılmadığı. Biz bunu özellikle bir Turkey Home App yapmıştık yaklaşık 2015 yılında. Ve bu Home App aslında çok ilginç bir şekilde Yeni Zelanda'nın örneklerine benzer bir şekilde herkesin çektiği fotoğrafın altına Turkey Home of atıyorum Van kedisi, Turkey Home of işte keyif, Turkey Home of gibi hazırladığı bir seriyle bir araya getirmişti. Herkes kendi katılımını sağlıyordu kampanyaya. Marketing kampanyalarındaki en önemli meselelerden bir tanesi halkın katılımını sağlamaktır. Yani bu Faroe Adaları bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Keza New Zealand'da da herkes kendi fotoğrafını gönderdi. iPhone'a bakın mesela, herkes çektiği fotoğrafları koyuyor. Biz de o kampanya aracılığıyla herkesin Türkiye'nin sizin için neyin evi olduğu konseptini sormuştuk. Ve cevap olarak gelenlerin içerisinde de Atatürk markası çok önemli bir yere, Atatürk çok önemli bir yere oturmuştu. Ülkemiz için çok önemli bir yere oturan liderimiz için. Şimdi sonradan biz bundan hareketle dedik ya bunu bir yarışmaya da çevirelim. Ve o anlamda birbirinden farklı pek çok entry geldi. Ve yani hangisi kazanır diye, işte hani bunun içerisinde atıyorum çay da var, işte rakı da var. İşte ne bileyim baklava da var, doğal olarak başka liderler de var, işte ne bileyim Mevlana da var, bildiğimiz bütün Türkiye'nin değerleri var. Aslında bir değerler haritası oluşturuyor olmanın farklı bir yöntemiydi. Bu app aracılığıyla bunu yaptık ve insanlar hakikaten inanılmaz katıldılar. Yani yüz binlerce katılım oldu. Ve doğal olarak da biz bunları ölçümlemeye başladık. Aslında biz değil, direkt Apple aracılığı uygulamıştık. Ve Atatürk markası bunun içerisinde number one. Tartışmasız vaziyette Türkiye'nin en büyük değeridir. Bence doğru bir soru. Yeterince kullanabiliyor muyuz bilmiyorum. Artık ben Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili çalışmıyorum. Fakat şehir markalaşmasıyla ilgili çalışıyoruz. Nazlı Hanım'ın da ifade ettiği gibi yani şu anda önümüzde 2 tane büyük projenin lansmanına hazırlanıyoruz. Bir tanesi Çanakkale, bir tanesi Bursa. Ama onun dışında da gene çok önemli 2 şehrimizin, İzmir'in ve Gaziantep'in markalaşmasını yerleştirdik. Ama dediğim gibi Atatürk markası çok önemli. Dünyada çok bilinen bir lider. Benim yan komşum Avustralyalı. Yani adamın bana ilk söylediği şey. Bence çok önemli. Birkaç soru daha var Nazlı Hanım. Evet. Mehmet Yasin Bey bir söz istemişti. Önce ona sözü vereyim, daha sonra okumaya devam edeyim. Sırayı atlamayayım. Buyurun Yasin Bey. Emrah Bey merhabalar. Teşekkürler sabah
bu sunumu yaptığınız için. Benim sorum şununla ilgili olacaktı. Şimdi bizim mesela Muğla özelinde ya da Antalya özelinde sizin dediğiniz gibi deniz, kum, güneş üzerine odaklanmış bir markalaşma var. Biz bunu mesela örneğin ekoturizme döndürmek istiyoruz. Yani deniz, kum, güneş haricinde ekoturizm markası Yeni Zelanda gibi bir değere sahip olan bir destinasyon haline getirmek istiyoruz. Bu sizce mümkün mü? Ne kadar sürer böyle bir markalaşma değişimi? Ne yapılması gerekiyor? Evet, burada herhalde bir kavram karmaşası var. Yani sonuçta deniz, kum, güneş zaten ekoturizmin dayandığı temel şeyler. Yani biz sadece gene onunla devam etsek bile aynı yemeği aslında farklı bir şekilde yemek noktasındayız. Yani ekoturizme döndürüp ekoturizm, yani kavram karmaşası şuradan geliyor herhalde. Zaten elimizdeki o değerleri korumamız lazım. Bu değerleri doğru tanımlamamız lazım ve sustainable hale dönüştürmemiz lazım. Yani bizim Muğla'yı atıyorum mesela Mersin'in sahil şeridi yapmamamız lazım. Çünkü Mersin sahil şeridinde turizm bitti. Orayı aynı hatayı İspanya'da yaptı. Yani sırf kendimize iğneyi batırmayalım. Baktığınız zaman bir blok şehrin içerisine rüzgarın bile gelmesini engelleyen bir şey. Kimsenin artık gidip o plajda oturası yok. Gerçekten insanlar oraya öyle bir şey yaptılar ki perişan ettiler ve Mersin'in o bölümü turizme öldü. İnsanlar artık Anamur'a ilerliyorlar. Yani ekoturizm dediğimiz hikaye bu tip şeylerde bilinçli olmayı, saygı göstermeyi verilen bir yaklaşım tarzı. Yani hani deniz kum turizminden ekoturizme geçiş değil de deniz kum turizmini, bence şöyle bir şey var. Hani Muğla özelinde bakacak olursak gerçekten hem yerel turizmde hem uluslararası turizmde çok önemli yeri olan bir destinasyonumuz. Çok büyük bir potansiyel. Bence yani herkes diyor ki işte herkes oraya gidiyor. Hayır, bence çok daha fazla potansiyele sahip. Yani baktığınız zaman Fransa'nın Côte d'Azur'unu biraz gezdiğinizde, bütün o Provence'daki hatta İtalyan peninsulasındaki bütün kasabalara baktığınız zaman inanılmaz bir potansiyel var Türkiye'de. Yani koy oralarda yapılabilecek çok daha fazla şeyler var ama işte ekoturizm mantığıyla yapılması lazım. Yani dediğim gibi bu türdeki sempozyumlar ve bir araya gelip bunları tartışmak, konuşmak eminim daha bilinçli bir şey ilerleyecektir. Yani Laodikya yolu, ondan sonra yani oralarda o kadar çok değerler de var ki kültürel anlamda, insan değerini bir kenara bırakın, hani atçılığından tutun da tarımına kadar, aynı zamanda Türkiye'nin çok önemli bir innovation merkezi, neredeyse Silicon Valley'si gibi olabilme potansiyeli olan bir yer. Yani bence çok fazla potansiyel var ama dediğim gibi bizim o gözlüğü takmamız lazım. Yani gene aynı yere bakacağız ama ekoturizm gözlüğünü takıp onunla hareket etmemiz lazım. Çünkü o bize ödünç verilmiş bir şey. Biz gelecek nesillerin o hakkını yemememiz lazım diye bakıyorum meseleye. Evet, bir de yazılı soruları okuyayım. Türkiye, yani bunu birebir sizin alanınız olmayabilir ama yorumlamak isterseniz. Türkiye ve ekoturizm sertifikasyonu için ne düşünürsünüz? Halen doğallığını koruyabilen bir lokasyonda Airbnb'de 90 küsur işletme varken EcoBnB'de bir tane bile işletme yok. Sizce Türkiye markasının parlatılmasında devlet kurumları mı yoksa STK'lar mı lokomotif rol üstlenmeli diye sorular gelmiş. Birinci soru, sertifikasyon meselesiyle ilgili samimiyetle söyleyeyim, ukalalık yapmak istemiyorum, bilmiyorum. O benim işim değil. Yani bu sertifikasyonun, ama yani yeni bir kavram olduğu için bu yeni kavramın birazcık oluşması, oturması çok da geç kalmadan tabii olması lazım. Ama bununla ilgili sertifikasyonları bilemiyorum açıkçası. Yani zaten soruyu... Emrah Bey, o son günün konusu. Onunla ilgili uzmanlar da gelecek, programın içinde var. Orada zaten bunun ayrıntıları ve uzman görüşüyle birlikte konuşuyor olacağız. Hani sadece bir yorumunuz, evet, olursa diye de ben okudum. Yorumum
yok. Devlet kurumları mı, STK'lar mı lokomotif rol üstlenmeli konusunda ben kesinlikle devletten hiçbir beklentinin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani devletin en temel görevi sizin can, sağlık varlığınızı, sağlığınızı korumaktır. Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma bakarsanız, yani önümüzdeki sene turizm bile yapılabilecek bir nokta yok COVID'den dolayı. Yani orada da bütün bu sağlık hakkımızı, can hakkımızı, yani bırakın atıyorum konuşma hakkını, var olma hakkını, bütün farklı cinslerin haklarını, hayvan haklarını, yani şu anda en temel hakkımız olan can hakkı bile devletten alamadığımız için bence devletten hiçbir şey beklememek lazım. Biz direkt olarak STK'lar mı olur bilemiyorum ama her bireyin, ben şeye çok inanıyorum ya, yani ben ne yapabilirim diye baktığın zaman fark yaratıyorsun. Bence bunun en güzel örneklerinden bir tanesi şu. Tabii herkes o scale'de olamaz ama yani James Cameron'ın yaptığı işe bakar mısınız? Yani adam tek başına gerçekten bir avatar yaratıyor. O filmi lütfen bir daha izleyin. Yani bir aksiyon filmi gibi değil. Hakikaten doğayla, doğal değerlerle, kültürle bir kavga var orada. Ve bu çok güzel. Yani bence bunu bir daha izlemekte fayda var. Ve yani tek bir adamın, tabii ki güçlü bir insan ama tek bir adamın yaptığı şey, yani orada kimse kalkıp da Amerika devleti bize yardım etsin, Yeni Zelanda yardım etsin demiyor. Yani sonuçta sen tek başına ne yapabiliyorsan yapıyorsun. Bence hikaye bu. Yani bütün dünyayı gerçekten tek başına, tamam bir şirket için çalışıyor ama iki tane Türk vaksini bularak fark yaratmadı mı? Yani gerçekten iki tane Türk'ün belki bir gece ekstradan bir 4 saat 5 saat daha çalışmasıyla oluyor bir fark. Diğer çalışmayanlar yapmıyor onu da. Yani hani İngilizce bir laf var, ben bunu çok severim. One can make a difference diyor. Yani bir kişi hakikaten fark yaratır. Bu çok önemli. Bence bunu direkt kişisel olarak düşünmeli. Yani o Eco BNB'de bir tane bile işletme yok ama belki o bir taneyi açtığımız zaman o zincirleme bir şeye getirecek. Evet. Bu arada Faik Bey de yazmış, hani zaten eğitimcilerimizden birisi, o da burada sertifikasyon konusunda yapacağım sunumda önerileri sunacağım demiş. Yine Cengiz Bey'den bir soru gelmiş. Amerikalıların Türkiye'deki turizme bakış açıları nasıl? Tatil için gitmeye değer bir ülke olarak görüyorlar mı diye bir soru gelmiş. Bu Türkiye'nin, yani şöyle söyleyeyim, ben 30 yıldır Amerika'da yaşıyorum. New York'ta, peşinden Los Angeles'tayım. Yani bu çok tipik bir sorudur. Amerikalıların Türkiye'ye farklı konulardaki bakış açıları sorulur. Bunu ben, yani televizyonda da soruldu bu sorular bana. Öyle bir şey yok. Yani bir fikir var tabii ki ama hani genel olarak Amerikalıların bir araya gelip de Türk turizmi konusunda ya da Türkiye'nin herhangi bir şey konusunda bir konsensüse varılan bir şey yok. Yani Amerika 200-300 milyonluk bir ülke. Türkiye'de bile herhangi bir konu hakkında o kadar bir geniş yelpaze var ki artık Türkiye'de tek bir fikir bile söz konusu değilken Amerika'da da böyle. Yani bunun içerisinde hakikaten cahili de var. Atıyorum entelektüeli de var. Mars'ta gibi bir hayat yaşayanı da var. En zengin de var. En fakir. Yani ama şöyle söyleyeyim. Amerikalı algısı açıktır. Yani turizm yapabilme lüksüne sahip olanlar arasında. Bunu özellikle söylüyorum. Bence de turizm bir lükstür. Ve bu lükse özellikle ekoturizm, yani yarattığı carbon footprint meselesinin ciddiyetini gene bizim ekibimizden Günter de anlattı sanırım. Yani o carbon footprint aslında en önemli etki ekoturizmde. Yani sizin kalkıp bir yerden bir yere gitmeniz, uçakla uçmanız, işte arabayla gitmeniz gibi. O yüzden ekoturizmin en temelinde yatan işte bisikletti, yürüme yollarıydı ya da toplu taşımla yapılacak olan, trenle yapılacak olan turizmler çok öne çıkıyor. Ama hakikaten bir yerden bir yere uçacaksanız Amerikalı mesela bir tatil yapar, onu önden planlar, bir yıl öncesinden bu kadar, bir sene sonraki şeyde nereye gideceğini bilir. Ve o bir yaşam şeklidir. Onu da hani böyle bir hani hak ettiği bir süre olarak
tanımlar ve sonuna kadar da parasını harcar, orada da yaşar. Bu anlamda Türkiye özelinde söylemeyeyim ama hep planlanan bir şeydir. Tabii ki Türkiye herkesin neredeyse şöyle söyleyeyim, hep gitmek istediği ve number one bir ülke. Yani ben Amerika'daki dostlarımla, arkadaşlarımla, çevremdeki insanlarla, özellikle çocuklarımın okullarındaki ailelerle, yeni tanıştığım insanlarla, yani hiçbir etkim olmayan insanlarla tanıştığım zaman Türk asıllı olduğumu duydukları anda söyledikleri şey, I always wanted to go to Turkey diyor. Yani her zaman gitmek istediğim birinci. Şimdi bu çok ilginç bir şey. Her zaman gitmek istediğim bir ülkeye niye gitmiyorsun, hep Meksika'ya gidiyorsun, başka yere gidiyorsun? O ayrı konu. Ama hep akıllarda, insanların gitmek istedikleri listede top 10'deyiz yani. Evet, bir yani arka arkaya sorular geliyor. Aslında konuyu da yavaş yavaş toparlayacağız. Eğitimin sonuna geldik ama bu gelen soruları da hızlıca okuyayım. Bir Şerife Hanım demiş, pandemi ortamını en azından iç piyasada ekoturizm için fırsata çevirebilir miyiz? Mevcut turizm işletmeleri krizi daha hafif atlatmak için konumlandırmalarında bir farklılık yaratabilir mi? Dünyada gözlemlediğiniz bu tarz dönüşüm örnekleri var mı? Bu uzun bir soru olduğu için ikincisini okumayayım şimdi, izin vereyim. Ya, harika bir soru. Bence çok doğru, çok doğru. Yani özellikle şöyle söyleyeyim. Mesela bizim içinde bulunduğumuz Los Angeles'ta yani Hawaii bir anda kendisini kapattı. Çünkü Hawaii buradan 5 saat uçakla gittiğiniz ve hakikaten yalıtıldığınız inanılmaz bir turizm merkezi. Hawaii kendisini kapatınca bütün bu pandemi sürecinde herkes aynen dediğiniz gibi ekoturizme doğru fokus oldu. Çadır kurabileceğin, arabanın içerisinde yatabileceğin ya da kendi kendine servis alabileceğin bed and breakfastlar, küçük yapılar. Yani aslında soft turizme dönülmüş oldu. Tek sahipli yerler, işte gidip birisinin evinde guest olabileceğin, tam soft turizmin şey. O yüzden burada hep yakın mesafede, mesela Ojai var, Santa Barbara var, San Diego var, Rancho Santa Fe var. Hep buralarda küçük küçük turizm şeyleri yapıyor. Bence çok doğru. Bu anlamda mesela Çanakkale'ye doğru geleceğiz galiba. Çanakkale'de de aslında İstanbul'a da İzmir'e de yakınlığı açısından, hani böyle bir koşuda gidilebilecek bir yer olduğu açısından ekoturizme çok açık alanlar oldular. Keza Bursa hep mesela günlük turların olduğu bir şey. Bence evet, bu bir avantaj pandemi sürecinde. Daha küçük scale'de soft turizm yapılabilecek şeylerin patlaması. Bunu da ekoturizme öncülük etmesi lazım. Güzel bir soru. Teşekkür ederim tekrar. Bir soru da, Çanakkale ile ilgili çalışmalarınızda Truva bölgesinde mi çalışmaktasınız? Genel olarak deniz turizmi çalışmalarınız var mı diye Demet Hanım sormuş. Henüz lansmanını yapmadık ama sosyal medya hesaplarında yavaş yavaş ipuçlarını vermeye başladık. Biz bakarken şehirlere sadece Truva bölgesi ya da deniz turizmi diye tanımlamayız. Bunlar öncelikle yaklaşık 3000'e yakın, doğru mu söylüyorum Nazlı'nın? Kaç kişiyle anket yaptık? Evet, yani anket kısmı 3000, diğer derinlemesine görüşme, çalıştaylar Nazlı ve odak gruplarla 3500'e kadar ulaşıyor ulaştığımız kişiler. Evet. 500 tane insanla konuşuldu. Bunlardan şeyler alındı. Röportajlar kaydedildi. Hepsi böyle kayıt altına alındı ve orada çıkan bir genel bir örüntü var. Ve o örüntüye baktığınız zaman size şöyle bir hissiyat veriyor. Bir kere şöyle söyleyeyim size. Çanakkale'ye kim gider sorusuna siz çok net olarak bir cevap alabiliyorsunuz. Bir, Çanakkale'ye gidenlerin içerisinde en önemli gidenlerin bir kısmı gurur duydukları için gidiyorlar Çanakkale'ye. Yani hakikaten Çanakkale Savaşı, Çanakkale'nin şehitlikleri ve orada bütün o yapıyı ve yaşananları görmek. Ve bu çok ilginç bir şekilde Türkiye'deki bu kutuplaşmaya rağmen her iki kısım da oraya gidiyor. Çünkü bir tanesi Mustafa Kemal orada liderlik yapmış, ilk sahneye çıktığı yer orası olmuş diye gidiyor. Öbürü de daha milliyetçi duygularla gidiyor ve o iki bölüm orada kaynaşıyor. O yüzden biz Çanakkale'yi orada Türkiye'de yani bir gurur ayağı olarak birinci onu tanımladık. İkincisi, sizin de söylediğiniz gibi sadece Truva'da değil, yani Assos'undan tutun da Çanakkale o kadar çok insana ilham veren şeyler ki, ve bunu hedef kitlelere böldüğünüz zaman ilham ayağı için
Çanakkale'ye gidenlerin çoğu da yurt dışından gelenler. Türkler de gidiyorlar tabii ama yurt dışından çok ciddi bir algı fark ettik Çanakkale'ye gelme meselesiyle ilgili. O da ilham kısmı. Üçüncü, saç ayağının üçüncü parçası da Çanakkale özelinde bir kaçamak için gelenler, böyle bir doğa için gelenler, bir huzur bulmak için gelenler. Üçüncü ayağı da huzur ayağı diyoruz. Hakikaten İstanbul'da özellikle beyaz yakalıların nefes almak için geldikleri bir şey. Şimdi bu üç tane temel saç ayağı Çanakkale'ye gelenlerin, yani Truva bunlardan bir tanesi, sorunuza direkt cevap. Ama bu şehrin bir de elementi var. Biz bu işe bakarken bu üç saç ayağını hangi elementle de birleştirebiliriz? Bu üçünü nasıl taşıyacak bir element bulabiliriz diye baktık. O element de o şehrin elementi olan, yani ne demek element? Yani mesela Ankara toprak şehri ise, Gaziantep ateş şehri ise, İzmir su şehri ise, Çanakkale'nin elementi de Çanakkale'nin çok meşhur rüzgarları. Ve o yüzden tabii biz de rüzgar demiyoruz ama diyoruz ki bir nefes ilham, bir nefes huzur, bir nefes gurur. Konseptimiz bunun üzerine kuruldu Çanakkale'de ama Truva'da ilham ayağı altında önemli bölgelerden bir tanesi. Çok uzatmıyorum değil mi Nazlı? Yok, şimdi zaten toparlayacağız. Hayır, sorular da çok güzel. Açıklamalar da aslında çok kilit oluyor. Yani Çanakkale örneğiyle aslında Güney Ege'ye de rol model olabilecek bir açıklama yapıyor oluyorsunuz. Hani vizyoner bir bakış açısıyla. O yüzden de çok anlamlı oluyor. Paris romantizm, Hawaii balayı ve benzeri kent tema eşleşmelerini düşündüğümüzde sizce Türkiye'deki illerimiz içinde en güçlü eşleşme adayları sizin ilk aklınıza gelenler nelerdir diye sorulmuş. Aslında tabii belki şu açıdan da anlamlı. Emrah Bey hani her ne kadar 25-30 yıldır Los Angeles'ta yaşıyor olsa da bu Turkey Home konsepti ve diğer şehirler dolayısıyla bütün Türkiye'ye hakim ve 36 tane film ve kampanyayı bütün ülkeyi tarayacak şekilde yaptığı için de o anlamda gerçekten çok bildiği bir alan. Belki bir fikriniz olur. Buyurun Emrah Bey. Ses geliyor değil mi? Ses ulaşmadı mı yoksa? Evet. Geliyor, biraz kesilerek geliyor ama benim sesimi duyuyorsanız bir sıkıntı yok. Şimdi yok. Şöyle söyleyeyim. Her şehrin, her destinasyonun bizim tanımladığımız bir şey var. Bu bir Latince bir terim. Genius loci diyoruz biz buna. Yani o şehri o şehir yapan, o destinasyon yapan ana fikir. Bazen siz bunun içerisinde olunca bunu göremiyorsunuz. Dışarıdan birileri gelince çok net gözüküyor. Yani şehrin içerisindeki herkes, hatta şöyle söyleyeyim, Gaziantep'te ilk yaptığımız şehir konseyi toplantısında vali bey içeriye girdi, dedi ki ya şaka mı yapıyorsunuz dedi, işte Gaziantep dedi şudur dedi. Sanayi Odası Başkanı dedi ki yani kesinlikle katılmıyorum, Gaziantep sanayidir dedi. Bir diğeri geldi dedi ki ya Gaziantep fıstıktır dedi, havalimanına bakın dedi, herkes kutu kutu fıstık götürmüyor mu? Oradan öbürü çıktı dedi ki tabii ki baklavadır dedi. Şimdi bunlar hep nesneler, objeler ya da direkt alanlar. Halbuki biz bütün bunların kümülatifinin üzerindeki arkasındaki ana fikre bakıyoruz. Şimdi yani zaten konsept ve strateji yaparken de bunu yakalamaya çalışmak lazım ama bunu datalar üzerinden yapmak lazım. Siz bunu, yani herkesin bir fikri var ama bu fikirlerin hepsinin gerçekten kendi fikirleri, benim fikrim bu deyip de hareket etmezler. Ne yaparlar? Bir araştırma yaptırtırlar, research satın alırlar. Onlardan hareketle bunların yorumlarını dinlerler herkese. Ondan sonra bütün masadaki herkesin kafası CEO döner. CEO der ki bütün bunlardan hareketle biz de şu kararı aldık. Bunun gibi şehir konseylerinin oluşturulması çok önemli. Yani belediye başkanıyla, valiyle, atıyorum tarımla, Milli Eğitim Bakanlığı'yla, işte Ticaret Odası'yla, Sanayi Odası'yla,
ekoturizm yapılarıyla, ondan sonra küçük örgütlenmelerin tümüyle bir araya bir masada oturup, belki de 20-30 kişilik kapıyı kilitleyip içeride bunların ne olduğuna dair kararları almak lazım. Bizim gibi şirketlerde biz de mütevazi bir şekilde bu yolu zaten daha önce yürüdüğümüz için guide ederiz. Aslında hep birlikte yapılacak bir şey. Dediğim gibi Türkiye'deki illerimizin pek çoğunda tanımlı yerler var. Atıyorum yani bakıyorsunuz mesela şimdi ne bileyim Malatya. Malatya'ya baktığınız zaman Türkiye'deki pek çok lider, yani Karadeniz'de var tabii ama Türkiye'deki pek çok liderin aslında çıktığı bir yer Malatya. Yani baktığın zaman hani lider toprağı diyebilirsin. Yani Antalya dediğin zaman tanımlı bir şey var. Ya bunları tanımlamak ve ama yani mesela Evliya Çelebi Bursa için demiş ki velhasıl sudan ibarettir demiş ama sudan ibarettir. Rehberi olmaya çalışıyoruz. Umarım cevap olmuştur sorunuza. Evet. Muğla ile ilgili hangi tema eşleştirilebilir? Buna ben cevap vermeyeyim. Buna Muğla cevap versin. Çünkü biz bunun çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Bence bunun bir research yapılmalı. Neler öne çıkmalıya karar verilmeli. Muğla dediğim gibi çok dev bir potansiyel. Sıkıntısı oldu ama geliyor şimdi. Okey. O zaman sorulara bakıyorum ve devam ediyorum müsaadenizle. Nazlı Hanım geldiniz değil mi? Evet, bağlantı gitti. Kusura bakmayın, onu kontrol ettim. Duyuyor musunuz? Ben bir saat geçirdim. Yani çok konuşup evet. Herkesle şey yapmak istemem. Ne durumdayız, nasıl yapalım? O zaman toparlayalım çünkü zaten soruları cevapladık. Bağlantıda problem oldu. Çok teşekkürler Emrah Bey. Duyabiliyor musunuz? Ben duyabiliyorum. Ben teşekkür ederim. Bana bu zamanı ayırdığınız için bir saatinizi aldım. Keyifli oldu. Sorulardan da gayet benimsendiğini hissediyorum. Teşekkür ederim. Evet, gerçekten hem sorular çok güzeldi, hem konuyla hem sizin anlattıklarınızla da çok örtüştü. Güney Ege Kalkınma Ajansı'na çok teşekkür ediyoruz bu güzel organizasyon için. Bir eğitim gününün daha sonuna geldik. Salı günü 2'de yine böyle adım adım konuları tamamlayarak gidiyoruz. Yine yeni konular ve konuklarımızla bir arada olacağız. Emrah Bey, gerçekten sizin dahil olmanız bizim için çok anlamlıydı. Yine de hani Los Angeles saatine de uydurup bu kadar günün sonunda yorgun bir saatte bile herkesin gerçekten aktif katılımıyla çok verimli bir eğitim oldu. Yine hani herkese teşekkürler ve diğer yorumlar yazılmaya devam ediyor. Biz bunun hemen kaydını da sizlerle paylaşıyor olacağız. Teşekkür edenlere biz de teşekkür ediyoruz. Tekrar Salı günü görüşmek üzere. Emrah Bey, Los Angeles'a da selamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.